Neyin sesi? Merhaba Görkem. arkadaşlar. Merhaba Görkem. Mikrofonu kapalı şu an Görkem'in. Tamam. Merhaba. Görkem yakışıklı musun? Açtım. Merhaba. Merhaba. Selamlar herkese arkadaşlar. İşte merhaba. Merhabalar. Arkadaki resimden de anlayabileceğiniz gibi bugünkü konumuz kutsal ışık olacak. Şu anda Tarçın'ı görüyorsunuz. Tarçın anlatacak bize hikayeyi. Tarçın. Abi çok Açayı. tatlı ya. Ay. Anlat. Tarçın. Ne yiyor? Bize kutsal ışık anlat. Anlat anlat anlat. Pat. Salatalık. Annem Buradan sen abiye neymiş? elektrik verin. Zamanla düzelecek konular bunlar. Evet, Destekleyin ki doğru. daha iyi şartlarda sizlere yayın yapalım. Şimdi Arada ışık geliyor ya. şımarıklığı bir kenara Beyaz bırakıyoruz ekran ve hakim geldi. bugünkü konumuzun altını dolduracak şeyleri size ufak ufak anlatmaya başlayayım. Öncelikle arkadaşlar biliyorsunuz ki Chronicles'la birlikte bir kozmik harita yayınlandı ve bu kozmik haritada 6 tane ana element diyeyim, adı 6 tane ana bileşen diyeyim ya da 6 tane ana güç ortaya çıktı. Bunlardan haberdar olduk. Bunlardan bir ilki bugün üzerine konuşacağımız kutsal ışık, yani Holy Light ya da Light, hangisini severseniz. Bir diğeri şöyle saat yönünde gideyim. Disorder, Fel. Bir diğeri ise Sylvanas'ın ve Shadowlands'in çokça derinlerinde bulunduğu Death kısmı, yani ölüm kısmı. Bir diğeri Void, yani karanlık, bilinmezlik diyelim ya da ulaşılamayacak İçlikte karanlık ki geçiyor. bugünkü anlatacağımız ışığın tam birebir zıttı olan güç. Bir diğeri Order, yani düzen, bu Chronicles'ı yazdığı iddia edilen Titanların bulunduğu kısım, güç diyelim. Ve sonuncu gücümüzse yaşam, life, yani senaryosun, işte Elo'nun ya da Wild God'ların, yani işte Ur-Zok'tan tutun da atıyorum Goldrin'e kadar ki bütün kadim tanrıların yer aldığı güç. Biz bugün buradan başlayıp hafta, yani ikişer hafta ikişer hafta ele alacağız. Neden öyle yapacağız? Çünkü biz bugün işte atıyorum ışığı anlatıp bir sonraki hafta Nauru'lara geçeceğiz. İşte düzensizliği, yani disorder anlatıp Legion'a geçeceğiz gibi gibi ikişer haftalık şeylerde ele alacağız. Ve bu düşüncenin de atası Görkem. Öncelikle Görkem'e teşekkür ediyoruz bu anlamda. Her ne kadar ben bu yayın akışını modere ediyor olsam da artık lore konseylerimizin konu ve içerik anlamındaki moderasyonunu neredeyse tamamen Görkem'e geçti. Önce emekleri için çok teşekkür edelim Çok teşekkür ediyoruz kendisine. kendisine. Ben de maskotum abi. Tabii O bendim ya. o Bir maskot. dakika. Yok, maskotumuz Eda, sen Team Foil'sin abi işte, hani arada. Ha, tamam evet. Her yöne tamam. Şimdi bazı konu başlıklarımız var. Onların üzerinden yürüyeceğiz. Yine dediğim gibi Görkem'in belirlediği şeylerden. Şöyle söyleyeyim, ben bir yayın tekrarlarını çokça izliyorum. Neler yaptık, neler yapıyoruz, nasıl bir konsepte ilerliyoruz diye. Genelde hep Görkem'e ansiklopedik sorular sorarak başlıyoruz ve ben bunu bozma niyetinde değilim bugün. Yine Görkem'e ansiklopedik soruyu sorarak başlıyoruz. Usta, ışık nedir? Light nedir Işık adam mıdır? Estağfurullah. diye Şimdi başlayalım. öncelikle yani tabii Utku abarttıkça abartıyor ama yani bu takım çalışmaz, onu belirtmeden duramayız yani, lütfen. Şimdi Utku bu moderasyonu yapmasa ben hayatta oturup bunları böyle Tabii ki. anlatmam, üşenirim. Zaten yayın mayın yapabilen de değilim. O yüzden ben de kendisine teşekkür edeyim bana bu fırsatı verdiğiniz için diye. Yalamadan duramadım yani, kusura bakma. Estağfurullah. Yani şimdi diyerekten aydınlık konumuza geçeyim. Şimdi, light tabi aslında Türkçe'ye tam çeviremiyoruz. Işık diye ya da kutsal ışık diye aslında başlıkta yazdık ama kutsal ışık dediğimiz tabi Holy Light. O kullanım halindeki artık değişmiş hali. Light'ın kendisi aslında yaratımın iki ana gücünden biri, işte biri Light, biri Void. İşte Warcraft evreninde bize şöyle anlatılıyor: her şeyden önce bir işte her şey Light'tı, işte ama Void boşluklar oluşmaya başladı ve işte bu ikisinin çarpışmasında oluşan patlamalardan şimdiki evren oluştu diye zaten Chronicle'da anlatıyor.
Buradan da anladığımız ve Light'ın yapısını işte ne olduğunu çözmemiz için bize verdiği ipucu da şu. Bizim evrenimizden önceki evrende gene bir Light ve Void çatışması olmuş ve anladığımız bunu Light kazanmış. Çünkü bütün evren öncelikle Light'tı diyor. Demek ki daha evet. önce bir döngü varsa eğer Light o savaşı kazanmış. Daha sonra Void tekrar ortaya çıkmış ve yeni bir çatışma ortamı yaratmış. Ondan sonra da işte fiziksel evren oluşmuş. ama işte bizim fiziksel evrenimize bu Light'ın etkisi ilk başta zaten işte Nauru'ların oluşmasıyla. Nauru'lar zaten Light'ın fiziksel olarak vücut bulmuş hali. Nasıl işte Titanlar Arcane Enerji'nin vücut bulmuş hali ise Nauru'lar da Light'ın vücut bulmuş hali. Yani ışığın Titan'ları diyebiliriz basit. Aynen bir nevi öyleler. Ama işte bu Void'le olan birebir bağlantıları yüzünden bu konuda tabii ve bu döngü ihtimalinden dolayı bir sürü artık böyle olasılık var. Nauru'larla da ilgili, Light'ın kendisiyle de ilgili. Yani bu Light aslında Void'in bizim fiziksel evrenimizdeki farklı yansıması mı, işte kullanıma göre ya da ona bakışına göre şekil değiştiren bir hali mi onu bilmiyorum. Zaten bunları herhalde yavaş yavaş öğreneceğiz. Çünkü işte Shadowlands ile ilgili BlizzCon'da da işte developerların dediği bütün güç kaynaklarını tek tek işte biz de üstünden geçip açıklamak istiyoruz diyorlar. İşte o yüzden biz de böyle bir şey yapalım diye konuştuk hep beraber. Ben konuşmadım. Ben ortaya attım. Aa ne güzel dedik. Sonra böyle şeyler yapalım dedik. İşte Light'ın bizim bildiğimiz işte kullanımı priestler, paladinler tarafından işte iyileştirme amacıyla böyle iyi amaçlar için kullanılıyor diye görüyoruz. Ama aslında paladinler de priestler de bunu silah olarak da kullanıyor. Özellikle karşıt güçlere karşı undeadlere işte shadow bazlı veya işte Light'ın karşıtı güçlere karşı bunu silah olarak da kullanıyorlar ve bir büyü kaynağı olarak gayet etkili oluyor. Ve bu yüzden de iyileştirme özelliğinin yanında aslında silah olduğunu da hatırlamak lazım. Priestlerle paladinlerin tabii Light'ı kullanma şekli farklı. Priestler daha ruhani bir şekilde bir nevi dua ederek ve Light'tan bunu öyle isteyerek alıyorlar ve kendileri bunu aktarmak için kullanıyorlar. Evet, biraz paralel bir akım. Ne? Biraz paralel akım şeyi gibi, devresi gibi yani. Gibi. Evet, kendilerini Light'ın bir aracı olarak feda ediyorlar bir nevi. Paladinlerde ise olay daha farklı. Paladinler tamamen kendilerini feda ediyorlar, vücutlarını Light'a bahşediyorlar bir nevi ve bütün benlikleri temizleniyor, Light'la tekrar doluyor ve ondan sonra Light'ı kullanma hakkı kazanıyorlar. Bu sayede daha nasıl diyeyim, agresif bir şekilde kullanabiliyorlar. Çünkü bizzat Light'ın artık silahına dönüşüyorlar kendileri. Tabii bunu iyileştirme amacıyla da kullanabiliyorlar ama paladinlerin daha agresif bir benliklerini evet, değiştirme durumu var. Zaten işte tam nerede anlatıldığını hatırlamıyorum ama bir paladin olma töreninde bir paladinin işte ne hissettiğini anlatıyordu. Önce büyük bir yanma hissi hissediyor. Sonra arınma hissi geliyor. Ondan sonra içinin ışıkla dolduğunu hissediyor. Sonra artık sadece ışığın iradesi için yaşamaktan başka bir amacı olmadığını düşünmeye başlıyor. Bir nevi yani kırılıyor aslında. Evet bir nevi ışıkla şey oluyor yani benliği tamamen buna artık feda edilmiş oluyor. O yüzden paladinlerin aslında çok da görmemeniz lazım. Yani paladin olmadan önceki kişi değil o kişi. Kişiliği değişiyor. Yani o bakışı daha katılaşıyor. Daha artık böyle Light'ın katılığında bakmaya başlıyor bütün olaylara ve iyiyi kötüyü ayırt etme filtreleri de değişiyor bu. İşte Crusader aslında ilk basit bir şey. Ne?
Crusader aslında. Crusader bak. Evet. Crusader olanlar aynen şey işte Haçlı Şövalyeleri evet. Crusader lafı zaten oradan gelir. İşte fanatik ve kendi amacı dışında kendi işte gördüğü iyi kötü dışında hiçbir şey kabul etmeyen ve işte gayet katı değerleri olan işte şövalyeler gibi düşünmek lazım. Gerçekten de öyle bizim Warcraft evrenindeki Paladin şövalyeler de öyle. Bir kere o yola girdikten sonra zaten benlikleri ışıkla yakılıp yeniden doldurulduktan sonra aynı kişi olmuyorlar. Ve işte tamamen katı savaşçılara dönüşüyorlar. Priestlerde de benzer fanatiklik var. O da uzun süre light'ı kullanmaktan ve devamlı bu artık aracı olmaktan dolayı bir süre sonra bu light enerjisi onları değiştirmeye başlıyor. Aynı şey mesela Shadow Priest'lerde de var. Onlar da Shadow'u light'la aynı mantıkta kullandıkları için tersi yönde onlar da delirmeye ve artık böyle daha dengesiz olmaya başlıyorlar. Kişilikleri o yönde değişiyor. O yüzden mantığını bu şekilde anlayabilirsiniz. Ama işte Priest'lerle Paladin'leri şu açıdan kıyaslayamazsın. Shadow'u da görüyor Priest'lerde. Paladin onu da görmüyor yani. Paladin için o da yok. Dediğim gibi Paladin çok daha katı. Tamamen değişiyor. Evet. Ama Priest'lerde bu zamanla işte. Hatta Priest bir de ikisini birden kontrol etmeye çalışan da ayrıca şey var. Priest'lerde aynen. Lord'da da zaten aynen var. Yani denge bulmaya çalışan ve ikisinden de aynı anda işte faydalanmak isteyen hem Light'ı hem işte Shadow'u hem silah hem iyileştirme için ikisini de kullanmaya çalışanlar işte disiplin priestler zaten. Yani o disipline varmak zaten o denge, o disiplin o anlamda. İkisini dengeleyip işte iyi amaçla kullanmaya çalışıyor. Ama işte tabii dediğim gibi priestler bunu sonuçta kendi iradeleriyle ve kendi istekleriyle yapıyorlar. Ama işte paladinler... Yobazlık var paladinlerde aslında. Evet, onda... evet, paladinlerde böyle fanatik bir yobazlık var. Zaten işte o törenden sonra da hiçbir şekilde eski böyle normal düşünce yapısına dönemiyorlar zaten. Hep katı kalıyorlar. Undead'ler işte zaten en çok Light'tan ters etkileniyor. İşte bunu zaten işte görüyoruz çoğu şeyde işte genel tema bunun üzerine kurulu. İşte Light'ın en çok savaştığı şey işte Shadow bazlı ve böyle Undead'ler işte aslında doğal olmayan gördüğü şeyler. Aynen. İşte bu yüzden zaten şey de geçiyor işte Undead'ler o zaman nasıl priest oluyor diye. Çok kendini yıllayan hep ölmüş abi nasıl priest oluyor diye. Evet. Yani bu zaten aslında basit bir mantığı var. Bunlar eskiden insan olduğu için evet. Light'ı kullanmaya vücutlara alışık olan. Çok da zor değil aslında sorunun cevabı. Evet yani priest olarak aslında mantığına gayet zaten uygun. Çok uzun süre kullandığı için vücudu bu aktarıma, bu gücü kullanmaya alışmış ve undead olsa da zaten o acıyı canlıyken de yani ölmeden önce de çektiği için gene aynı acıyı çekiyor ama dayanıklı olduğu için buna alışıyor ve işte kullanabiliyorlar. Çok Shadow'a kısa araya girmek için söylemek istiyorum abi, sözünü kestim ama bu undeadlerin priest olması değil de şey aklıma geldi, sen hani kendini iyileştirememiş falan diyorsun ya, Merely Fellstorm diye bir karakter var Lord'a, bilirsiniz. Merely Fellstorm, onun ölüp kendini res atacak kadar güçlü bir büyücü olması çok etkilemişti beni ya. İlk disiplin priest zaten o işte. Yani zaten bunu çözebilmesinin sebebi de o. İşte yok, o dengeyi sen, buluyor. Alonso Spall. Meryl Mage. Meryl Mage. Alonso Spall senin dediğin. Pardon. Benim dediğim baya böyle mage olup kendisine rest atı. O zaten tamam. Evet, Old Roll'unda o başlıyordu yani. Legend'de Old Roll Quest'in onu yapıyordu. Meryl. Evet, evet. İlk amdet değil mi aşkım? Evet, şey araya girmiş oldum. Bu araya girmişlikle yok, o zaman... madem başta o lakabı yakıştırdık, Tinfoil'e döneyim ve en sevdiği konuya. Çünkü neden? Naru ile Light arasındaki bağlantıyı soracağım ona. Şöyle, hani Shadow'la çok ilgili olduğu için, Naru'ların da bu bağlantısı olduğundan Murata'nın bu konuyla ilgili söyleyecekleri vardır diye düşünüyorum. Abi Naru'lar bana creepy geliyor. Creepy yani, ürkütücü onu yani. Creepy geliyorlar. Çünkü yani... Ne bileyim, fazla iyilik severler böyle, sesleri fazla tatlı, hani böyle fazla içten. Her an böyle bir şerefsizlik yapabilecek gelirken gördük yapabildiklerini.
Zera'yla. Hani fazla iyilik severler, fazla şüphelendirilir şekilde. Hani ve şey, hani bu Görkem'in söylediğiyle de bağlanacak şey. Hani Power Rangers de bunu söylüyor yıllardır. Hani Darular elinde sonunda Void'e dönüyorlar. Ve dönecekler. Hani zaten elinde sonunda Void'e dönecek bir şeye, hani Light olmasına niye güveneyim? Hani Görkem şey demişti ya, bunlar kendileri Void'e dönmeye çalışıyorlar belki de diyor. Nauru. Hani mesela Pyro'nun da söylediği şey yıllar. Bütün evreni Light kaplasın istiyorsun da öyle bir şey olursa sonunda her şey Void'e dönecek diyor mesela. Haklı bir şekilde. Ama bu hani Light'ın kendi arzusu mu ki? Yani Nauru dediğin hayır, şey varoluşu bu. Hayır, Nauru dediğin şey çünkü benliği olan bir şey. Hani benliği, iradesi falan. Nauru'nun pek benliği yok. Nasıl yok? Yani, hadi ben onu soracaktım. Light iradesini taşıyor onlar. Nasıl yani? Peki Nauru'lar nasıl yaratılıyor? Yani Light tarafından yaratılıyor. Doğru evren mi? Oluştuğu zaman o işte hani Görkem bahsetti ya evrenin oluşumu. Hani Light'ın önceden bir savaşı olmuş ve Light kazanmış düşüncesi işte. Light'la başlıyor Chronicles'a göre yayılıyor. Boş kalan yerlerde içlik oluşuyor, Void oluşuyor ve bu kez Void Light'a doğru ilerlemeye başlıyor. Onlar çarpışınca fiziksel evren oluşuyor ve o çarpışmadan yayılan parçalar, ışık parçaları Nauru'yu oluşturuyor. Yani o ışığın parçaları Nauru. Ve aslında Light evrendeki bütün hayatına temelini atıyor, Titanlar dahil. Yani evrendeki bütün hayatın temeli Light'tan geliyor. Oluşum bu direkt Light'ın içinden geliyor yani Nauru. Ben onun için onların böyle onlar özgür iradesi olduğunu düşünmüyorum. Mi? Parçası evet, Light'ın ha, direkt yani, parçası Nauru. Parça, okay. Özgür irade Void de var dostum, Light'ta yok. Aslında Light'ta öyle... aslında Light'ta da var yani o açıdan bakarsan. Şimdi Zera'nın yaptığı ekstrem bir şey mesela, onu yapabiliyor evet. Ama Prime Nauru olduğu için ilk Nauru'lardan. Evet, ilk Nauru'lardan. Bir o konuyu açar mısınız? Ne? Yani Prime Nauru olması ya da farklı bir... Khadgar yani... şey diyor işte Illidan Questline'da. Hani ben bir Karadan'da galiba bazı kitapları okudum ve bu kitaplarda Elun'un Zera'yı ve Prime Nauru'yu yaratmış olabileceği yazıyor diyor. Prime Nauru olarak da Zera'yı görüyor. Hayır demek istediğim Prime Nauru ve normal Nauru arasındaki fark ne? Nereden ayırt ediyoruz? Nasıl anlıyoruz? İlk yaratılmış Nauru yani. İlk yaratılmış Nauru. Daha mı güçlüler, daha mı farklılar, onu mu soruyorsun? Hayır diyorum ki Zera bizle konuşmaya başlıyor yani şey questline sırasında bize Illidan'ın geçmişini anlatırken hani şey diyor ben daha Red Cosmos yaratılırken buradaydım yani o zamanı bile hatırlıyorum diyor ve hatta o onun bir kehaneti vardı ya işte ışık ve karanlığın çocuğu onu o kehanette ona o Great Ordering sırasında gelmiş. Yani Zera'nın Prime Nauru olmasının sebebi bu. İlk ve en güçlü Nauru. Okay. Yes. Evet. Şu an ben chat'teki sorulara şey yapıyorum. Siz devam ede durun. Tamam. Alıyorum ki yayın sonuna doğru cevaplayalım. Nauru'ların da eşdeğeri Old Cup'lar olabilir. Hatta öyle tahmin edildik şeylere. Yani o chart'ta zaten bize onu evet. Gösteriyordu. Ben bir şey sorabilir miyim mantık sor, tabii. Açısından? Şimdi diyorsunuz ki eğer Nauru ya da Light içindeki enerjiyi, Light'ı harcarsa Void'e dönecek. O zaman Void'e dönüşüyor şey, evet. Void'den mi geliyor? Yani eğer ne? Hani top o zaman her şeyin çıkışı, yani Light'ın da çıkışı Void'e mi dayanıyor yani? Hayır, Light'la başlıyor ama Light'ın boş bıraktığı yerlerde Void oluşuyor ve bu döngü sonucunda da Light Void'e dönecek. Yok, o, ben ama... de Eda'nın sorduğunu anladım da hayır yok. Öyle bir şey yok hayır, değil mi? Yok. Ama işte hani şimdi bunu biz de düşünmeye başladık. Başka content creator'lar da söylemeye başladı. Bir önceki evrende ne oldu acaba? Bir önceki döngüde ne oldu ki Light'la başladık falan? İşte aslında benim hani soracağım sorulardan biri buydu. Tamam ilk Light'la başlıyor. Light'ın yani öncesinde Light'ın kazanılmışlığından söz ediliyor ki... Veya Void kazanmış olabilir. Void Light'a dönmüş olabilir. Ya orada her şey olabilir de benim asıl merak ettiğim konular onlar değil abi. Şöyle yine bir öyle bu tarz bir kozmik chart'taki güç dengesi mi vardı? Yani 6 tane bilmiyorum. Güç mü vardı? Hiçbir fikrimiz yok. Hiçbir fikrimiz yok ama bu bir döngüyse
var olduğunu kabul etmek çok da saçma bir teori olmaz diye düşünüyorum. Hayır, belki yazmış biri yoktur. İnsanlar yoktur. Bilemeyiz onu. Bir şekilde bilemeyiz onu. Yani. Kesin bununla ilgili bir şey yok zaten. Chronicle'da sadece işte yani dediği tek şey her şeyden önce işte Light vardı diye başlıyor. Yani evet. Döngü muhabbeti o biraz teori ve şey artık böyle kırıntıları takip edip evet. üretilen bir şey. Yani net olarak söylenmiş bir şey değil. Ama bir döngü varmış gibi gözüküyor sonuçta. Her şey onu ima ediyorlar. Ve işte bir döngü olacakmış gibi sanki bir böyle konuşma. Great cycle diyorlar, evet. Yani özellikle Naruların böyle söylemleri hep böyle bu tarz. Hani işte tekrar döngü olmasın ya da döngü doğru olsun. Yani Light tarafı doğru. Şeyde söylemleri vardı. Yani Light. Yani daha önce biz bu işi yaptık. İşte gene bir daha aynı şekilde yapmamız gerekiyor. Onun için işte dediğimizi yapın der gibi böyle bir dilleri var. Yani bu arada Prime Nauru tek değil diye biliyorum. Ama yok, son kalan değil. Prime Nauru Sera. O öyle bir şey. Peki başka bilinen yani, Prime Nauru var mı? Başka bildiğimiz yok. İşte ilk gördüğümüz Zera. Son diğerlerini falan. İşte şey o söylüyor. Yani ilk oluşan Naurular. Narulardan. Sel forma gelmiş Naurular. Daha sonra galiba Prime Naurular diğer Nauruları oluşturuyor, yaratıyor ya da işte yardımcı oluyor işte vücuda gelmesine. Ama işte şöyle de bir durum var. Her Nauru şey ışık kaynaklı değil. Yani bazıları şeyden işte Void God'lardan dönüştürülen evet. Naurular da var. İlk olarak mesela Void God olarak geliyor. Ters dönüşüm oluyor işte. Temizleniyorlar ve Nauru'ya dönüşüyorlar. Mesela Legion'daki işte, Legion'daki evet. Nauru, o kristalin klas olumdaki Netherlight Empotex'e Sara. Sara Void God'dan dönme mesela. Ama isteyerek mi oluyor? Hayır, zorla geri döndürüyor. Zorla geri döndürüyor. Zorla dönüştürüyoruz. Hatta böyle. Şeyi de söyleyeyim o zaman. Void God'dan döndü ya, Kalle Menetil'in kaderini bir noktada çizen de Sara'ydı oradaki. Onu aynen. Nightbound Undead olarak kaldıran ve sana böyle olacak uyarısını yapan da Sara'ydı mesela. Evet. Ve Nuzot'un da bundan haberi var. Ve Nuzot'un da bundan haberi var. Okay. Bilgiymiş. Ne bilgi olsun. Şimdi aslında sıralamada evet. Şeyden bahsettik. Hani Görkem'in dediğim gibi oluşturduğu pattern üzerinden yürüyoruz. Evrenin oluşumu ve bizim evrenimizden önce Light'ın kazanmış olduğu gerçeğinden bahsettik. Sıradaki şeye gireyim. Bu sefer seçme hakkı vereyim size. Holy Light yani nasıl bir büyü, kutsal ışık nasıl bir büyü, kaynağı ve kimler nasıl kullanır? Aslında Görkem ışığı tanımlarken priestlerin ve paladinlerin kullanım şeklinden bahsetti. Bu anlamda Murat Han'ın önce bir düşüncelerini alabiliriz diye düşünüyorum ama tabii söyleyeceklerimiz ama hani şey kullanma açısından mı? Evet, kullanım açısından yani. Kullanma açısından paladinler hani ışığın düşmanı, her şeyin düşmanı, yan şerefsiz ol şerefsiz. Önden çıkanlar. Yani undeadler özellikle. Yok etme kafasında ki bunun en twisted örneği Scarlet Crusade. Hani evet. Scarlet Crusade'in bütün Lodaran'daki undeadleri temizleme ve karşılığına çıkanlara temizleme mevzusu var ki onda biraz Balnazar'ın da corruption'ı var ama evet, onlar kafa olarak söyledim. Yine de şey yani ona yatkın. Yani çok da sorgulamadılar yani onların da aklına yattı evet. Diyelim hani birlik olarak ama evet, Dahtruan mıydı? Saidan Dahtruan mıydı ilk kurucusu? Saidan'ı korrupt ediyor evet. Normalde evet. Aslında bugün yazdım ya namussuz bakmadım. Alonsus'tan paladinliği almış yani Alonsus'tan ışığı direkt alan paladinlerden biridir. Yani evet. Öyle biri evet. Boş paladin değil. Sağlam. Onu da bir söyleyelim. Ama işte onu korrupt eden öldürüp mü korrupt ediyoruz öyleydi yani. Öldürüp yerine öldürüp geçiyordu. Bedenini Banlada. Şeklinde evet. Kullanıyor. Korrupt edemiyor yani. Yani onu korrupt edemiyor. Sadece birliği korrupt evet. Ediyor. Öyle diyelim. Ama işte hani Scarlet Crusade ne kadar yozlaşabileceğin bir şey. İşte onu demek ben. İstedim. Yani aslında kurucusu ve yönetim kadrosu açısından çok da öyle değildi. İşte o evet. Yani oradaki natrezim etkisini göz ardı etmeyelim diyorum sadece. Yani şey diyeceğim hani bu işte
Nauru Legion'a laf ediyor ya işte bütün her şeyi yakacaklar, yıkacaklar. Yani, ulan sizin takipçileriniz de Hololight'ta yakmayı merak. Çok bir fark yok. Burning Hololight diyor yani. Biri Burning Hellfire diyor, biri Burning Hololight diyor. Çok şey fark etmiyor yani. Evet, hatta Ashbringer bunun çok güzel örneklerinden biridir yani. Kül getiren evet. Yani çok bir şey yani fark herhangi etmiyor. Herhangi bir undead moba dokunmasıyla küle çevirmesi. Direkt küle çeviriyor. Yani işte şey, bence Priestler daha open-minded. Hani o zaten konuştuk. İki tarafa da geçebiliyorlar hatta. Bence Priestler ne Void'e ne de Light'a kolay kolay düşmüyorlar hatta. Değişebildikleri için aralarında. Özellikle disk. Ama Paladin dediğim gibi. Hani Paladin arkadaşlar alınmasın da yani biraz yobazlık var Paladinlerde. Biraz hiç zaten ama mantığı hiç. O. Mantığı o. Evet. Direkt kendine olaya vakfediyor yani. Zaten fanatik olduğu için bunu kabul edebilecek bir böyle şey ruh halinde oluyor. Ve mesela şimdi şey diyeyim o zaman. Artısı geçen hafta konuştuk ya, Lighto Staton'da yaptığını onay verirdi değil mi? Hiçbir şekilde şey yapmadı. Evet değil mi? Yap derdi çünkü ona göre hani greater good ve hiç acımazdı orada yaşayan. Tabii tabii. Zaten tamamen Paladin mantığında hareket ediyor aslında Artas evet. Orada. Evet. Yani orada vicdan şeyini kullanan Jaina ile işte Uther aslında Paladinliğe, yani Uther özellikle Paladinliğe aykırı hareket ediyor. Orada. Evet. Orada insan gibi davranıyor Paladin. Evet yani orada vicdanını öne çıkıyor Uther'ın. Ama işte aslında Arthas'ın yaptığı doğru. Evet. Yani Light açısından. Peki Titanlar'da Light'ın arasında bir ilişki var değil mi? Şimdi Titan'ların şöyle... Bence Light onların creation'larında etkisi var bence mutlaka. Var, bir de her kozmik güce de şeyleri var onların, nasıl söyleyeyim. Hani... bir temsilcisi var diyeyim yani, anladın mı? Her güce dair bir kozmik temsilcileri var. Yani evet hani bir de şey örneğini vereyim hani. 6 güç var ama hepsinin temeli, en temeli Light'la Void. Evet. En hepsinin. Yani evet mesela Light Titan'ı var aslında. Saygıraf Light Titan'ıydı. Evet. Agramar Light Titan'ı. Çünkü Argus'la savaşırken bize Light'tan bir kalkan veriyor mesela. Yani Light Titan'ı mesela Argus. Agramar'la Saygıraf'ın mantığı. Yaşam Eonar, Death Argus. Ama Titanları konuşurken de konuşuyoruz. Hani hepsinin temsilcisi var. Okey. Teşekkür ederim. Şimdi ben burada aslında çok araya girip böyle bir şey daha eklemek istiyorum ama. Mesela Eda'nın sorduğu soruya karşılık. Hani Titan'lar ve ışıkla alakalı bir şey. İlintiden bahsedebiliriz. Tyr. Aslında çok böyle gözden kaçıyor bu karakter ama. Özellikle... İnsan ırkının, yani World of Warcraft'taki insan ırkının ışığı kullanmasıyla alakalı direkt temelden etkili bir şey. Evet. Olgu Tyr. Tyr aslında kendisi bir Titan. Keeper. Titan Keeper, pardon, doğru söylüyorsun. Evet. Ve nasıl söyleyeyim? Yani ışığın Azeroth'taki temsilcilerinden biri diyebiliriz yani. Nasıl bir yere koyabilirim evet, onu düşünemiyorum ama hani tam böyle doğru pozisyonu oturtamadım ama... Human ırkı, Azeroth'taki evet, Human ırkı Tyr'in içindeki güçten ışığı alıyorlar. Yani o gücü keşfediyorlar ve Tristfall bölgesi, hatta biraz derinlere gireceğim ama biraz dallanmış budaklanmış olacak. Çok özür dilerim. Bu ara YouTube'da Tristfall Glades Eda'yla Lore Öğreniyorum da detayından bahsettik. Komple haritanın. İşte Tyr'in düştüğü yer ve bir savaş oluyor. Bir dövüş geçiyor ve Tyr orada ölüyor. Hatta işte işte eli orada hani dik bir şekilde duruyor. Monument falan oluyor. Silverhand falan oradan geliyor muhabbetleri. Bu Tyr'in ışığın, yani Tyr'in içindeki ya da Tyr'deki ışığın gücüne ulaşma olayı nasıl oluyor peki? Yani aslında o benim bildiğim kadarıyla onlar Light'ı görüyor ama asıl Chronicles da olması lazım. Şöyle anlatıyor. Hı hı. Bir Nauru, bir Human kızla rüyasında iletişime geçiyor sanırım Light için. Tamam, onu demiyorum ama. Değil mi? Sonra Light kullanmaya başlıyor değil mi? O ama bir daha bu, yani kronolojik sırada bu daha sonra oluyor senin söylediğin şey. Yani evet, o ilk Virkullardan işte bunlar bozuk kardeşim deyip de güneye sürülen insan ırkı var ya. İlk orada işte Tyr'in ışığını keşfedip ışığı kullanma yolu, işte ışığı daha çok yani görkem dedi ya, priestlik işte iyileştirme olarak kullanılıyor. İlk iyileştirme şeyleri Tyr'in ışığıydı.
Yani bu ışık nasıl bir kaynak? Yani bu da mı Nauru vari bir kaynağı var? Direkt bahsettiğimiz, yani bugün konuştuğumuz Holy Light'la ilintili mi? Yoksa farklı bir ışık kaynağı mı? Çünkü Order tarafından gelen bir kozmik gücün aslında ortaya çıkardığı bir büyü gücü yani. Ama işte ben dediğim gibi Order, Light ve Arc Life'ı o kadar ayırmıyorum birbirinden açıkçası. Gayet alakalı o. Ben şöyle şey yapmıyorum bak. Hani bu hatayı çok yapıyor biz community. Hani Light Life ve Order farklı kısımlarda diye onları böyle arkaya keskin çizmemiz gerekmiyor. Tabii Yani canım. ben hala dedim ki bence o sol taraf yani o tırnak içinde good taraf tamamen light'tan geliyor. Tırnak içinde good taraf. Hani light, life ve order. Onun için gayet hani o light olabilir. O şey değil yani yasak bir şey değil. Gayet olabilir. Tabii canım, yok yok değil. Zaten şey işte Arcane de zaten yaratımın güçlerinden biri olduğu için o şey fiziksel evrenin ilk böyle temel gücü gibi düşünmek lazım. Evet. Fiziksel evren oluştuğunda zaten Arcane işte şey gibi düşünelim onu, işte atomların işte oluşması anı gibi bir şey. Arcane de bunu kontrol eden bir güç odağı. Yani işte Light evren üstü bir böyle gerçeklikse, işte Arcane'de fiziksel evrenin gerçekliği. Ve işte dışarıdan gelen bir güç değil ikisi de. Biri birini Yok. oluşturuyor sonuçta. O yüzden tabii ki Arcane'in içinde de Light var. Yani yaratımın içinde işte yaşam veren güçler işte Light'tan tabii ki besleniyor. Zaten işte Light öyle bir güç. Sonuçta iradesi olan bir böyle üst varlıktan bahsetmiyoruz. Bu bir güç kaynağı. Güneş gibi düşünün mesela işte. Yani evrenin güneşi gibi bakmak lazım Light'a. Light'ı oluşturan ve Light'a böyle yani güç kaynağı veren bir şey yok. Light zaten kendisi işte nasıl güneş ışık saçıyor bize. İşte aynı şey Light da evrende ışık saçacak böyle bir enerji kaynağı ve belli bir formu yok. İşte evren oluşmadan önce de nasıl düşünelim artık yani bizim evrenimizle böyle metafor haline getirmek istersek işte bizim içinde olduğumuz işte gerçekliğin üstünde ya da öncesinde işte Big Bang'in olduğu bir evren düşünün. O işte o evren Light'tan oluşuyor. Mesela her yer güneş ama bir arada işte kara delikler de oluşmaya Evet, başlayınca şunlar anladım abi de. çarpışıyor ve işte Big Bang oluşup oradaki bizim fiziksel evrenimiz oluşuyor ki gerçek teoriden çok uzak bir şey de değil bu ve Warcraft evrenindeki işte zaten Light Void mantığı da bunun metaforu gibi bir nevi işte. Hatta peki şey söyleyelim o zaman. Öldüm hani kara madde dedin ya Void için. Tabii tabii Void ile yani Light'ın en şiddetli çarpıştığı yerde şey oluşuyor. Twisted. tabii yani Kaos aynı. oluşuyor yani. Ha, Twisting Nether da işte yani sonuçta şey yani bizim evrenimize göre düşünürsek işte ne bileyim mesela pulsarların yanına yaklaşamıyorsun işte kara deliklerin yanında Evet. gerçeklik değişiyor falan onun gibi bir şey yani. Sonuçta belli hakikaten işte gerçek artık ne kadar gerçek bildiğimiz kadarıyla diyeyim. Yani bildiğimiz evrenin olduğu halinin metafor böyle daha sembolik Evet. fantastik versiyonları gibi bu anlatılan şeyler. O yüzden mesela işte Murata'nın dediği gibi işte bu güç kaynaklarına baktığımız zaman onları böyle ayrı ayrı düşünmememiz lazım. Zaten bir kere fiziksel evren oluştuğunda bütün hepsi bunun içinde. O yüzden işte mesela Shadowlands'ı da düşündüğümüzde işte o da paralel evren gibi Evet. ya da üst evren gibi düşünmemiz lazım onu da. İşte çok uzak böyle şeyler değil. Zaten işte birazcık böyle bilim kurgu ya da işte belgesel falan izleyen insanlar bunlara bunu kastediyor falan der. Mesela işte Void'in gerçekten kara delikler, işte kara madde, kara enerji olaylarına bir gönderme olduğu çok belli mesela. İşte Light'ın da gerçekten işte güneşten güç alıp işte Light büyüleri yapıyor mesela bir sürü ırk. İşte Arakoa'ların mesela çoğunlukları işte direkt Solar güneş diyor mesela şey olarak. kullanıyorlar ve light Görmüşsünüz büyüsünü bu arada. yapıyorlar. İşte şeyler Taurenler, Sunwalker'lar işte Anche diyorlar ve işte güneşten güç alıp light büyüleri yapıyorlar. Aynı şekilde işte Blood Elf'ler
şimdiki halinde işte Samwell, mesela Samwell korrupt olmadan önce oradan light gücünü kullanıyorlardı ve işte evet. O sayede priest ve paladin olabiliyorlardı. Ama bu gücü kaybedince işte Arthas onu yok edince bunu kullanmak için işte alternatif bir yol bulmak için işte Nauru'yu esir ettiler, çalıp ondan sonra da onun gücünü emerek yapmaya başladılar bunu ama sonradan tekrar işte Samwell eski haline dönünce tekrar eski haline onlar da döndü. Şu anda öyleler işte ama bir dönem işte ilk Blood Elf'ler oynanabilir olduğunda Burning Crusade geldiğinde işte orada Muru vardı ve emiyorduk onu, quest'i vardı. Oha! Gerçekten mi? Evet, evet. Yaptı. Oha, iyi. Çok ilginç. Yani o zaman tabii, bu kadar güçlü oradan... değiller mi? Yani ben şimdi Naru dediniz, güçlüler, varlığı çok güçlü. Ama Muru'yu hapsediyor yani oradaki yılda. Yani zaten işte daha öncesinden bu Tempest Keep'teki işte Drenailer'ın gemilerini işte Kael'thas ele geçiriyor. Hı hı. O ele geçirdiği gemilerden Muru'yu getirip işte şey Silver Moon'a gücünü kullanalım diye oraya hapis halde koyuyor. Oha. Zaten o düzeni kuran Kael'thas. Sonra Muru da gücü tüketildiği için Void'e dönüşüyor. Evet, o da aynen. Zaten şeyde işte sonraki raid'de işte Burning Crusade'in son raid'inde Samwell'de zaten o dönüşüm halini birebir görebiliyor da yani. İlk zaten bu dönüşme ve işte Nauru ve Void arasındaki ilişkiyi de birebir orada gördük. Zaten işte o yüzden şimdi bu altılı şeye baktığımız zaman iki uç kısımda gözüküyorlar ama işte döngü muhabbeti de buradan geliyor. Eğer ki bu iki ana güç birbirine dönüşüyorsa, bu iki ana gücün fiziksel forma gelmiş hali işte Nauru'lar ve Void God'lar aslında belki aynı şeyse ve birbirlerine dönüşmek için bütün bunları yapıyorlarsa, bizi de bunun için kullanıyorlarsa, o zaman diğer bütün güç kaynakları da aynı şekilde birbiriyle ilişkili ve dönüşümlü. Kesinlikle. İşte Life Death'e dönüşüyor. Sonra işte Order, Disorder'a ve işte Fel'e dönüşüyor. Arcane Fel'e dönüşüyor. Yani işte Murat Han'ın dediği gibi Sargeras ilk başta Light Titan'ı. Ama evet. Sonradan kaosu oluşturuyor. İşte fel büyülerini ortaya çıkarıyor. Bunu dönüşüm, yani bu dönüşümü yapabilmesi için bunun zıttına dönmesi lazım. Demek ki Order'ın fiziksel böyle vücuda gelmiş hali ki bunu yapabiliyor dönüştüğü zaman. Hatta yani şimdi her zaman bu var. Gahun'u hani o Titanlar imprison ediyor ya, hapsediyorlar. Onu kullan, hani onu öldürmek için kullandığımız protokol basbayağı light ışığı. Beam evet, atıyoruz da kafasına. Tabii. Onu bayağı evet. Light'ı kullanıyor mesela. Tabii. Yani evet. Zod'da da aynı şey zaten işte sonuçta Titanların oluşturduğu bir mekanizmayı kullanıyor. Light bir büyüyle işte saldırıyoruz yani yaptığımız şeyler. Light'la Arcane karışımı renk olarak. Evet. Yani zaten onu da özellikle muhtemelen tasarlamışlar. Yani o birbirine bağlantılı olduğunu göstermek için. Zaten öyle yani Druidizm şeyi de zaten çok buna gönderme yapıyor. Çünkü Elun işte ay olarak geçiyor ama ay ışığını kullanan mesela Night Elf Priestler var. Yani o da Light demek oradan şey yapabiliyor. Çıkarabiliyor. O da orada aynı güç kaynağını kullanıyor. Yoksa life büyüleri, nature büyüleri kullanması lazımdı sadece. Ama işte light kullanabiliyorlar. Okay. Demek ki öyle bir paralellik var onda. Ya bence night elf'ler zaten şey ya, işime geleni kullanırım, gelmeyeni yasaklarım olduğunda olabilir. Gerçekten öyleler ama gerçekten. Zaten bu şeyle işte dönüştükten sonra işte ilk evrimleşmelerinden sonra bu artık güç açlığı konumuna geçene kadar bu zaten her şeyi kullanabildiklerini fark ediyorlar. Ondan sonra o Highborn olayına doğru evriliyor olay. Böyle o açgözlülüğe dönüşüyor zaten. Güç açlığı oradan geliyor. Kullanabiliyorlar çünkü. Okay. Ama biz Chronicles'a güvenemeyiz değil mi? Çünkü her şey Light'la başladı diyor ama bunu yazanlar da Titanlar oldu. Ya onu... Şöyle güvenemeyiz yanlış çünkü... Ya şunu şey tam bilgi değil. Yani hayır, şunu vurguladılar. Şunu vurgulamışlardı hani. Burada yazdıklarınız yalan değil.
burada gördüğünüz sadece bakış açısı. Perspektif yani. Adamlar yani mesela şimdi lore wise konuşuyorum. Hı-hı. İşte Chronicles'ı Titans'lar, işte Titans'lar yalnız. Titan'lar yazmış. Ya yani hiçbir Titan çıkıp da biz yazmadık kardeş falan demedi. Diyemiyorlar ama şu an öyle bir şey var. Hayır yani, yani anladın değil mi mantığı yani? Adam çıkıp evet, da evet, evet. Yalanlamıyor. Yok kardeş öyle değil aslında falan filan değil yani mevzu zaten. Oradaki yazılanları evet doğru olarak alıyoruz ki doğru zaten. Görüyoruz da birçoğunu. Sadece, ama bakış açısı önemli orada. Ya mesela çok şey şöyle aşkım şöyle bir örnek vereyim. Az önce Night Elf, Blood Elf mevzusunlar açıldı. İşte orijinalde olan ne? Night Elfler, Blood Elfleri yani High Elfleri sürdü. Büyüyü yasaklayıp. Doğru muyum? Doğru. Night Elfler ne diyor? İşte Blood Elfler ya da işte High Elfler büyüyü kullanmak için göç ettiler. Yani anladın mı? Aslında olan olay o. Orada bir göç durumu yani hicret durumu mevcut. Ama nasıl söylediğini, nasıl telaffuz ettiğinle alakalı yani konu. Evet. Gibi. Yani Chronicles'ın olayı öyle. Olan olay doğru. Anlatım şekli, betimleme şekli diyelim. Yani mesela evet, şurada bunun ayrımını nasıl yapacağımızla da alakalı. Mesela Eda'ya soralım bu soruyu ilk olarak. Şu ana kadar işte küçük bir oyun serüveni var bize göre diyelim. Light sence iyi mi kötü mü? Yani temsili olarak. Yani kendi hayatımdan mı yok o oyun içinden mi? Oyun içinden canım sen içinden, ne yapalım okay. Yani çamaşır yani, yıkarken Light'ı nasıl kullandın? Light kesinlikle bence yani. Nötr. Nötr. Evet. Neye yani dayanarak böyle söylüyorsun? Değil. Çünkü bakıyorsun genel anlamda yani oyunun içine baktığında yaptığı iyilikler de var, kötülükler de var. Tamam yani söyle onları. Yani neyi hadi gördün? Hadi. Ya aslında acaba şöyle mi düşünmeliyim? Light aslında kötü değil ama onu kullanan yani nötr ama kim onu kullanıyorsa iyi ya da kötü yapan o oluyor o zaman değil mi? Yani o. Evet. Aslında doğru bakış açısı bu. Evet, evet. Yani aslında yani o bir güç kaynağı. Sen nereye yönlendirdiğinle alakalı evet. Yani. Senin nereye yönlendirdiğinle alakalı. Alakalı. Evet. Ama dengeyi kuruyor. Ben kesinlikle olması gerektiğine inanıyorum. Ama dengeyi şu çok koruyor derken? Dengeyi koruyor. Yani sadece Void olsaydı We Will Be in Darkness. O şekilde. Yani evet. Ben şeye yordum. İşte evrendeki güç dengesini koruyor falan. Evet koruyorlar. Yani, bu da var. Yani. Lar oldu ama. Lar. Yani aslında hepsini koruyor gibi oluyor. Tamam canım biraz zorladım kusura bakma Eda'cığım ama. Şu an ben başka bir şeye odaklandım da burada o yüzden. Odaklanma o zaman. Odaklan. Sizce abi Light iyi midir kötü müdür? Yani bir sınıfa ya da bir işte atıyorum. Bence bana sorma cevabı biliyorsun. İşte cevabı biliyorum ama izleyicilerle bu yüzden paylaşıyoruz zaten Murat'ancığım. Kendi aramızda konuşuruz. Tamam önce Görkem söylesin. Tamam utandı Görkem. Yani zaten bize özellikle böyle verilen şey ilk başta light iyidir. Yani light'ı kullanan işte iyileştiricidir, hayat getirir, her tür işte yardımcıdır falan gibi bir girizgahı var. Ama sonradan özellikle son zamanlarda gördüğümüz Zera'nın bu işte Illidan'ı zorla değiştirmeye çalışması, sonra işte Yirel'in Alternate Draenor'da fanatik bir şekilde işte zorla orkları baskı altına alması, işte dönüşmek istemeyenleri de zorla dönüştürmesi falan. Bunlar Light'ın karanlık tarafı. Ama Void olmadan da karanlık olabildiğini bize gösteren tarafları. Sonuçta Light sadece bir güç. Bunu işte elektrik gibi düşünün. Elektriği kullanıp odanı da aydınlatabilirsin ama elektriği kullanıp işkence de yapabilirsin. Evet. İşte sonuçta o gücü kimin nasıl kullandığı artık Light'ın iyi mi kötü mü olduğuna göre değişiyor. İşte o zaman Light kötü olmuyor. Light'ı aynen kullanan doğru kötü. Kesinlikle. Bence yani nötr aslında. Orada işte yani tek orada bağlantı kuracağımız şey bence Zera Prime Nar olduğu için Light'ın vücuda gelmiş ilk hallerinden biri olduğu için o biraz böyle Light'ın kişiliğini yani gücün artık nasıl bir böyle arzularını, isteklerini evet biraz anlatıyor. Evet. Yani katı ve kendisi dışında hiçbir doğruyu kabul etmeyen bir güç demek evet ki Light. İşte bu şekilde görmek lazım. Void ile ilgili de Light'ın zıttı olarak böyle karşımıza çıkan Void ve Shadow ile ilgili de her zaman mesela bununla ilgili konuşan
ve bilen bütün karakterler Void'in bütün ihtimalleri aynı anda görmeye çalıştığını, bütün işte her şeye ulaşmaya çalıştığını, bütün gerçeklikleri aynı anda böyle kabul etmeye çalıştığını falan söylüyor. O yüzden ilk başta böyle zarar verici ve işte yaşamı yok edici, işte ölüm getiren bir enerji gibi gözükse de aslında iyileştirici tarafı da olduğunu ve işte daha açık olduğunu, daha böyle nasıl diyeyim, serbest kafalı ve denge isteyen işte kullanıcılara daha uygun bir güç özgür kaynağı olduğunu. Özgür irade tarafı diyor. Evet. Evet, evet, aynen. Daha fanatik değil de aynen özgür iradeye uygun olduğunu. Oyundaki şeyi zaten bu expansion'ı çok güzel gördük. Gift of Flesh. Yani, evet. Gift yani, diyorlar ona. Gift işte, o yüzden bastırarak biraz gift dedim. Biz normalde hani işte lore'u takip eden, seven, hatta işte içerik üreten arkadaşlar hep bunu curse olarak duyduk ki Titanlardan da bu şekilde anlatıldı bize. Titanlardan da bu şekilde duyduk. Hep curse'müş gibi düşündük. İşte aslında yok Saron, işte Katun yani işte curse atıp işte nasıl söyleyeyim, Mechagnom'ları ya da Mechagnom derken bu şu anda Alliance'a gelen Allied ırk olarak düşünmeyin. Mimironvari mekanik gnomlardan bahsediyorum burada. Earthen'ların işte dwarf olmasını sağladı gibi düşünüyoruz ama şimdi şöyle düşünün. Bu curse oldu ki bu arkadaşlar ortaya çıktı. Şu anda kendi iradelerine sahipler ve hani oynayan oyuncu olarak düşün. Sen mesela bir dwarf hunter'sın ve istediğini yapabiliyorsun, istediğine karar verip. İstediğin şeyi düşünebiliyorsun. Gibi düşünebilirsiniz. O anlamda hani gift vurgusu yapıldı bu expansion'da. Evet, iyileştirici yönünü o anlamda düşünebiliriz ama iyileştirmek derken hani tabii Light'ın gözü mü yani yaşayan herkesin gözünün içine vura vura yaptığı o işte hani açık yarayı iyileştirme vardır. Bir de hani anlamadığın bir şey vardır. Hani irade şeyidir ki mesela Yüzüklerin Efendisi'ndeki büyü böyledir. İşte film çıktı, herkes izledi kitabı okumayan. Onu vurgulayayım. İşte ya Gandalf alev topu atmadı. İşte aslında oradaki büyü şeyini biz görmedik ki iradeseldi. Void, işte Disorder ve Death tarafındaki büyüsel gücün de böyle irade şeyinde kapsamındaki büyüler olduğunu söyleyebiliriz. Yani benim light ve yani iyi mi kötü mü sorusuna verebileceğim cevap bu şekilde olur. Çünkü yani bir köye gidiyorsun mesela, bir köy halk şeysin, yaşayan bir çiftçisin yani. İşte öküzün tepti ve işte böğründe yara açıldı. İşte bir adam geliyor böyle kutsal ışıkla elini basıyor, iyileştiriyor ve o anla, o dakikadan sonra light senin için iyidir. Yani tamamen valla öyle görmüş, evet. Evet, yani onu söylemeye çalışıyorum. Azeroth üzerindeki görü de budur. Yani biz level 60 döneminden, yani vanilla döneminden başlayıp bugüne kadar geldiğimizde işte fel büyüsünün ya da shadow büyüsünün kötü olarak gösterilmesinin ya da lanse edilmesinin biraz da sebebi bu. Zaten görünen de buydu yani. Kötü olarak gördük çünkü. Çünkü hep yara açıyordu, zarar veriyordu, işte ürkütüyordu ama hep deriz ya, gerçek hayatta da böyledir. İnsanoğlu anlamadığı şeyden en çok korkar diye. Ne zaman ki hem biz de oyunda geliştik, işte Wrath of the Lich King geldi. Lich King'le işte Scourge'un nasıl bir şey olduğunu öğrendik. Legion expansion'ı geldi. Disorder'ın nasıl, yani düzensizliğin, kaosun, yani o fel tarafının nasıl bir şey olduğunu öğrendik ve biraz daha anlamaya başladığımızda iyinin kötünün ne olduğuna hem şey, yani hem karar veremez olduk hem de aslında kendi düşüncelerimizle karar verebilir hale gelmiş olduk. Evet. Yani bu anlamda da ne? Yani Light'ın iyi ya da kötü olmadığını, yani Eda'nın söylediği şeyin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Yani Light bir büyü kaynağıdır, bir güç kaynağıdır ve iyi ya da kötü olması tamamen onu yield edebilecek. Yani kullanan kişilerle ilintilidir. Yani bunun en güzel örneği Uther ve Tyrion'dır. Yani neden Uther diyoruz? Uther aslında çok sevilen bir karakter. İşte Dota oyunlarından tutun da işte Keeper of the Light'tan tutun da işte Lightbringer. Ama yaptığı şey ortada. İşte Tyrion'ı nasıl söyleyeyim, aforoz etmesi, Arthas'ı yalnız bırakması gibi ya da ışığın sadece kendi istediği doğrultuda kullanabileceğine hükmetmesi ve bunun yönde kararlar alması biraz
yobazlık, biraz nasıl söyleyeyim, bencillikle alakalı. Öte yandan Tyrion gibi bir örnek var. Tamamen ışığın ve hani paladinliğin diyeyim. Hani burada paladin arkadaşlar da yüceltmiş olalım. mükemmel kullanışı, Azeroth'un iyiliği için kullanılıyor olması. Son dakikaya kadar hani biz Arthas hikayesiyle, yani Lich King'in hikayesiyle tanıdık Tyrion'u daha çok. Arthas'ı öldürmek istemeyişi, onu nasıl söyleyeyim, hani cleanse etmeye çalışması, sırf ork diye Etrig'e saldırmaması, işte onu anlaması ve onunla arkadaşlık kurması, dostluk kurması, yani işte canlıya canlı gibi bakabiliyor olması, işte benden değilse Aphorozet gibi bir yapıda olmayışı da, işte yani ışığın nasıl kullanıldığıyla direkt birebir ilintili bir mevzudur. Bu ben o yüzden benim düşüncem. Light iyi midir kötü müdür sorusuna Eda'nın verdiği cevabı veriyorum tekrardan. Light nötrdür. Evet çak aşkım, Light nötr olduğuna karar verdik falan diye. Tyrion demişken, Tyrion'ı hepimiz elindeki Ashbringer'la tanıdık ki Ashbringer'ın hikayesi çok eskiye dayanıyor. Aslında Shadow'dan gelen bir gücü var. Void'den evet. gelen bir gücü var. Onun bununla ilgili ben size bir video yapayım. Şu an aklıma geldi. Hem silahın hikayesini anlatmış olayım hem de güzel bir içerik çıkacağını düşünüyorum. Detay hikayesini oradan alırsınız ama o silahın Void'den gelip de ışığa geçişi ve önüne geçen her Undead'i, yani bu arada Death Knight'ı kastetmiyorum. Death Knight'la Undead'lik çok farklı bir mevzu. Az önce Kamer de bahsetti. Ona daha başka bir gün gireriz detaylamasına ama Undead'e dokunuyor. Yani bir ışık gücü, bir ışığın bir gücü Undead'e dokunuyor ve yok ediyor. Ama öte yandan az önce mevzusu geçti ama üzerine biraz daha açık bir şekilde değinelim istiyorum. Priestlerin, yani Undead, yani Undead'lerin priest olması daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Nasıl olabiliyorlar? Bu soruyu sormak istiyorum. Konse'ye, Görkem'den başlıyorum. Yani birazcık ucundan zaten anlattım evet. ama yani zaten işte esas olarak Undead değil de Forsaken olarak bakmak lazım. Undead'ler yoksa normal Undead'ler olamıyor zaten bunu. Ama Forsaken'lar daha önceden zaten human olduktan ve işte Light'ı kullanmaya vücutları alışık olduğundan, bunlar işte yeniden kaldırıldıklarında vücutları bunu reddetse bile zihinsel ve irade olarak alışık olduklarından bunu kendilerine alıştırabiliyorlar ve kullanabiliyorlar. Yani undead vücutlarına zarar vermeyecek şekilde light'ı nasıl diyeyim kanalize edebiliyorlar. Zaten o sayede priest olabiliyorlar çok rahat. Hatta ender olarak işte eskiden paladin olup Forsaken ya da undead olarak kalkmış ve paladinliğine devam edebilen tek tük örnekler de var. Biz oyuncu olarak bunu yapamasak da zaten çok istisnai bir irade gerekiyor bunun için. Bir örneğin tane işte Argent Crusade'de bir tane undead paladin var mesela, eski paladin yeniden işte undead olarak kalkmış ve ama paladinliğine devam edebiliyor. O da tabii bunu yapabilmek için aslında aşırı bir acı çekiyor ve işte her yaptığı büyüde kendi işte kendisi de acı çekerek bunu yapıyor ama öyle yüksek bir iradesi var ki bunu devam ettirebiliyor. O yüzden öyle istisnai örnekler de var. Yani esas mantık Forsaken'ların zaten işte bu gücü kullanmaya alışık olmaları. Bu şeyden mi kaynaklanıyor o zaman, şunu söyleyebiliyoruz mu? Mesela şimdi undead deyince işin içine ghoul'u giriyor, zombisi giriyor. Tabii. Forsaken deyince sadece bizim hani oynanabilir ırk olan Forsaken'dan bahsediyoruz. Evet, yani aynen. İnsan olup ya da işte atıyorum ışığın gücüne hükmedebilen biri olması mı gerekiyor önceki yaşantısından? Tabii, çünkü şu anda bu expansion gerçekten BFA evet biraz kızgınlıkla karşılanıyor ama birçok şeyin yeniliğinin atıldığı yer. Forsaken Night Elf'ler gördük. Forsaken Elf'ler görüyoruz. Şimdi orada da ışığı kullanan mesela Night Elf'ler priest olabiliyorlar. Moon'dan mütevellit. Forsaken olarak kalktıkları da onlar da kullanabilecekler mi ışığı? Yani aynı mantık mekanizmalar aynı içinde. Aynı mantık onlarda da geçerli tabii. Yani zaten aslında şöyle bakmak lazım. Forsaken olarak ilk böyle kendi iradesini kazanmış undeadler zaten hep işte şey eski Lordaeron halkı. Evet. İşte zaten bunu önceden yapan insanlar böyle yeniden işte kalkıp
undead olarak işte iradelerini kazandıktan sonra bunu kullanmaya başlıyor. Yoksa mesela Arthas'ın kontrolündeyken Scourge'un işte böyle iradesindeki bir zombiyken bunu yapmıyorlar zaten. Öyle bir şey yok. Yani hiçbir örneği görmüyoruz. İşte herhangi bir ghoul işte bir smite atmıyor mesela, onu görmüyoruz. Onlar ancak kendi iradesini kazandıktan sonra ekstra bir irade göstererek bunu yapabiliyor. O sayede oluyor. O yüzden mesela bir undead işte şey diye geçiyor. İşte ışığı kullanmak için kanalize olduğunda patlamamasının ve işte aynı şekilde işte bir undead'e uygulanmış güce böyle maruz kalmamasının sebebi işte bu iradesiyle kendisine bunu faydalı bir şekilde kullanabilmesi. Yani iyileştiremiyor kendini, belki işte normal insan formuna dönemiyor ama kendine zarar vermeyecek seviyede tutabiliyor. Sonuçta iradesini kazanmasıyla alakalı. Paladin neden yapamıyor bunu? Paladin olmak için, çünkü tamamen işte bir önce purify olması gerekiyor o vücudun. İşte ondan sonra tamamen tekrar light'la doluyor. Önce light'la boşaltılıyor, sonra light'la tekrar doluyor. Bunu bir anda da yaparsan, önceden de bu gücü kullanmıyorsa zaten tuz buz oluyor. İşte kule dönüşüyor. O yüzden önceden paladin olan birinin işte undead olarak kalkıp sonradan bu iradeyi kullanabilmesi lazım. O önceden purify olduğu için bu gücü kullanabiliyor. Ama mesela işte hiç daha önce işte paladin olmamış bir Forsaken kendi iradesine sahip olsa bile o paladinlik törenini geçemez. Yani çünkü yanar gider orada. Hmm. Önceden o töreni normal halinde, insan halinde yaşamış. Zaten paladinlik mesela işte priestlik gibi değil. Büyülere çalışıp dua ederek büyü yapmıyor. Tamamen içinden gelen bir gücü aktarıyor. O töreni kim yapıyor, gerçekleştiriyor? Yani o purify töreni, yani o ışığı paladinin içine basan kim? İşte ilk Alonsus'u oldu aslında. Benim yani insanların zaten ilk paladinlik büyülerini kullanma şeyi buradan geliyor. İşte sonuçta sakat ve işte bunlar böyle düşük seviye Raikul olarak görülen humanlar işte sürüldüğü zaman Tyr bunlara yol gösteriyor ve onlara işte Tyr's Fallglade'de aynen yerleştiriyor ve onlara işte hayatta kalabilmeleri için yardımcı oluyor. Bu büyüleri öğretiyor ve işte bunu silah olarak da kullanabilmeleri için işte bu töreni öğreniyorlar ve artık yarı yarıya hem şey yapıyor, Tyr'in göstermesiyle mi artık, ya da bir nevi o da yarı zorla uygulanmış oluyor. Bak bunu sana yapacağım ama sonra böyle olacak diye bir nevi böyle artık Titan mantığında yarı zorla gösteriyor ve bunu insanlar ona olan işte şeylerinden dolayı, nasıl diyeyim, artık hayatlarını ona borçlu oldukları için kabul ediyorlar. İyi bir şey yapıyor herhalde diye. Ve bu törenler bu şekilde oluşmaya başlıyor. Tyr gittikten sonra da tabii bunu kendi işte bu gücü ilk alanlar işte biz böyle aldık diye aynı şekilde bir tören yapıp sonuçta işte paladinlik güçlerini kullanıp paladin olacak işte adaya bu işte light'la onu yakıyorlar. Ondan sonra light'la tekrar dolduruyorlar ve ondan sonra paladin olarak yeniden kalkıyor. Zor bir proses ya. Tabii. Ölümcül bir tören yani. Doğuştan evet. Olabiliyor musun? Yani mesela Arthas doğuştan bir paladin. Hayır, o kraliyet sınıfından olduğu için paladin. Ama hani şöyle olabilir. Şey mesela işte Draenei'ler yani Eredar'larda bu aslında şey potansiyel olarak doğuştan var. Çünkü Light'a yatkınlar. Evet, Light'a yatkınlar. Çünkü her büyüye yatkınlar. Arcane'e evet, çok yakın. Aslında o ırk biraz daha farklı yani. Üstün diyebiliriz bu büyü anlamında. Evet. Yani aslında şey Natrezm de öyle mesela. Ama Natrezm'ler sonradan tabii bunu artık şey açgözlülükten dolayı karanlık tarafına geçiyorlar bu işin ve vampirik bir şekilde yapmaya başlıyorlar. Ama işte Eredar'lar bunu ruh büyülerini kullandıkları için light
sadece Light da değil, bütün büyülere aşırı bir yatkınlıkları var. Çünkü işte çok büyük ihtimalle Shadowlands'a gitmesi gereken anima onların radarlarda kalıyor. Ve kullanımında kaldığı için çok fazla farkında olmasalar da bu anima gücüyle kendi büyü kapasitelerini arttırıyorlar ve büyü yatkınlıklarını arttırıyorlar. Haliyle hem Light'a hem Arcane'e işte bütün işte sonradan hatta işte Burning Crusade'e geçtikten sonra işte fel büyülerine, warlock büyülerine, Shadow'a, Void'e hatta çok büyük bir yatkınlıkları var ve çoğu büyüyü de zaten kendileri yaratıyorlar. Bugün işte kullandığımız büyülerin çoğunu yaratanlar Eredar'lar. İşte iyi büyüleri de yaratanlar onlar. İşte mesela warlock büyülerinin çoğunu da yaratan işte Eredar'lar, Kil'jaeden, Archimonde ve işte şeyde Velen'de çoğu light büyüsünü, iyileştirme büyüsünü yaratan kişi mesela. Öyle bir o yüzden onların temelde ciddi bir durumları var. Ama işte o güçlerinin de kaynağı ruhları tutup bu şey anima gücünü kullanabilme. Bir sorum daha var. Bu Arthas'la alakalı olacak. Bu Light beni terk etti, beni bıraktı gitti. Light'ın öyle bir şey var mı? Ay ben sana artık yardımcı olmayacağım falan. Bye bye. Güle güle git. Etmiyor. Muradini ya şöyle oluyor aslında. Muradini kaldırmaya kalktığı zaman Light gücü hep parmaklıkların ucuna kadar geliyor ama vazgeçiyor. Çünkü Frostmourne'a bakıp gerçek gücün o olduğuna karar veriyor. Light orada Arthas orada kendisi terk ediyor. Kendisi terk ediyor değil mi? Öyle bir şey yok yani. Sen ne kadar inanırsan aslında yine seninle alakalı. Başta söylediğimiz gibi okey. Yoksa aynen, şey değil yani. Sen bana çok inanıyorsun, ben seni çok sevdim, gel işte sen bana daha az inanıyorsun, sen git gibi böyle bir ayrım yapmıyor basit böyle. Ama bununla ilgili acıklı bir hikaye var. Gerçi o Maral'ın anlatımı da şey diyor ya. Bu Varas of Draenor'da önceki o çok güzel animasyon serilerinde o Shatra orklar saldırdığında bıraktığı hani refugee'leri Light'in korumasını beklemiş ama hiçbir şey yapmamış Light. Aslında orada sorumlu olan Marat çünkü intikam peşinde onları yalnız bırakmış. Evet. Light da tabii onları korumaya öyle bir şey yapmamış. Ama orada şey diyordu hani onları koruması gereken Light onları terk etmişti. Aynı benim yaptığım gibi diyordu mesela. Okay. Aslında hani orada... tersi aynen dediğin gibi. Ya zaten sonuçta öyle bir şey yok orada yani. Gökten ışık mı inecekti abi? Hani Warcraft olduğu için inmesi lazım aslında ama inmiyor yani. Çok karışmıyor. Ya işte aslında oradaki o ince gönderme aynen. Arthas'ın da mesela son ana kadar kendi verdiği kararlarla ve Frostmourne'u almasıyla işte olay bitiyor. Frostmourne'u aldıktan sonra zaten öyle bir güce ulaştım ki benim Light'a ihtiyacım yok. Ruh haline girdiği için Light'ı kullanamıyor. Yoksa Light onu bırakmıyor. O Light'ı bırakıyor. Aynı şey Marat'ta da var. O da intikam yüzünden, gerçek amacından ve Light'ı kullanma şeyinden, nasıl diyeyim, motivasyonundan uzaklaşıyor. O yüzden Light ona yardım etmiyor. Sonuçta kendisi bunu istemiyor aslında. Yani bilinçaltı da değil. Gayet bilinçüstü o. Zaten şey izlediğiniz zaman animasyonda kendisi aslında vicdan muhasebesi yapıyor. Yani Hera'yı bırakıyor mu? Hera kim ya? Hera. O Zera. Zera mı? Hera whatever. Zera. Bırakıyor mu derken? Ya Hera peki, Hera bunu kötü nasıl kullanıyor ve Light onu neden terk etmiyor? O da kötü mesela. Terk ediyor mu? Light'ın kendisi zaten. Light'ın amacını gerçekleştirmeye çalışıyor. O Naru ama. Sen bir isimleri karıştırdın. Bir dakika bence. Hayır, ondan bahsediyorum. Naru kendisi ama kötü. Yani so what? Illidan'a yaptığı açısından mı diyorsun? Evet, ya diyorsunuz ya kötü. Orada Zera Light'ın amacını gerçekleştirmeye ya çalışıyor. Ya kendi yani o perspektiften bakarsan kötü değil yani, dediğim gibi iyilik kötülük biraz daha... Illidan'ı kurtardığını zannediyor şey orada. Yani, evet. Illidan'ı iyileştirdiğini... Bak sana bunu sardığını söylüyor. Seni iyileştiriyorum oradaki falan diyor. Oradaki kötülük Illidan'a seçme şansı vermiyor oluşu. Evet. Okey. Teşekkür ederim. İdi. Peki şey var mı? İçine işte... light basıp yakıyorsun ama olmuyor işte. Ölen var mı böyle? Var var. Olmadı bu, kaldıramadı gidici falan. Var mı öyle? Var var. İşte paladin olmaya çalışıp yanıp giden çok var yani. Şey onunla ilgili hikayeler var hatta işte. Yani paladin adayı mesela çok paladin olmak istiyor. Ama işte vücudu bunu kaldırmayacak diye böyle yapma etme diyorlar.
Ama işte zorla kendisi o şeye, törene giriyor ve ondan sonra yanıp gidiyor. Kaldıramıyor. Peki o törenler, paladinlikler aslında ışığın direkt şeyi, çok girdik konuya ama biraz Death Knight'lık şeyine çekeceğim. Peki bu özellikle paladinler mesela Arthas'ın, yani daha doğrusu Ner'zhul'un da öyleydi. Lich King diyeyim o yüzden. Lich King'in ilgisini Warrior'lar çekmiyor abi. Paladinler çekiyor. Yani Death Knight olarak adam özellikle paladinleri istiyor öncelikli olarak. Ve paladinleri alamadığında Death Knight olarak Warrior'lara dönüyor. Yani güçlü Warrior'ları Death Knight'a yapayım da ordumu güçlendireyim düşüncesi var. Bu paladin açlığının sebebi ne? Yani Death olarak neden? Bir sebebi var aynen. Güzel bir nokta. İşte paladinler paladin olduğu zaman nasıl işte light'la temizlenip light'la dolduruluyor? Böyle bir artık insan demeyeyim de işte böyle bir yer yaşayan öldüğü zaman bunu tamamen Shadow'la ve işte Death'le doldurabiliyorsun. Ve bu onu tamamen kanalize edebilecek potansiyelde oluyor. O yüzden paladin istiyor. Ha, böyle hibrit bir şey oluşturmak istiyor o zaman. Hibrit değil, tam zıttını oluşturuyor. Anti paladin, Death Knight anti paladin. Evet, evet. O yüzden özellikle paladin istiyor. Onlara saygısızlık için istiyoruz. Değil mi? Ne? Sen Wither'sız. İşte aslında diyorum ya Death tarafından ama işte hani paladin olarak anti olarak, anti light olarak değil ama ya da. Tabii. Yani işte şey. Şöyle düşünün. Aslında işte, amacı Order of the Silverhand'e saygısızlık yapıyor orada artık kendisi. Lich King'in. Ama yani sırf saygısızlık yapıyor diye de işte Light Chapel'e saldırmazsın yani. Yok yok tabii canım. Yani onu özellikle yapıyor işte. Evet. Sadece şey yani paladinleri özellikle çevirme sebebi bu yani. Gerçekten tam bir Death Knight olması için. Evet. Ve hatta paladin olması yani. Warrior olamaz. Daha ileri gidiyor ve yani oradaki ne derler? Dövüşü yeniyor aslında Lich King'in askerleri diyeyim bizler. Dövüşü yeniyor. Ama Light kurtarıyor orada. İşte Light kurtarıyor yani paladinler ya da priestler kurtarmıyor. Direkt müdahale ediyor Light. Peki oradaki Modrin... müdahalesine ne diyorsunuz? Zaten getirecek mi konuyu doğruya? Yani çok kutsal bir yer olduğu için Light belki müdahale etmeye karar vermiş. Çok kutsal bir yer olduğu için mi yoksa kişi çok kutsal olduğu için mi Murat Han? Yok yok. Mekan çok kutsal olduğu için. İşte çünkü şey yüzünden. Heh söyle abi. Hani mesela belli noktalar var ya Azeroth'ta belli güçlerin çok yoğun olduğu. Mesela şey diyoruz ya Ice Crown'ın olduğu yer Shadowlands'a bağlısı Death güçlerinin çok yoğun Anchor gibi olduğu yer. Hı hı. Tomb of Sargeras, Fel'in çok güçlü olduğu yer. O yüzden Light ona yardım edemiyor Trina orada. Evet. Fel'in aslında Sargeras'ın gözünün önünde olduğu için ki Icecrown'da yardım edebilmişti. O da ayrı bir nokta. Icecrown'da edebilmişken Tomb of Sargeras'ın da el edemedi. Titan farkı herhalde. İşte ben oraya getireceğim sana. Light Soft Tata Chapel'de tahminen artık böyle Light'ın çok yoğunlaştığı bir yer olabilir. Kendi yeri gibi gördüğü bir yer olabilir. Ben bu tarz şeylerde nasıl söyleyeyim lokasyon olarak güç birikmesinden ziyade mesela Lights of Chapel'de olan şey şu orada aşırı güç birikmesi yapıyoruz. Hani nasıl söyleyeyim işte ışık orayı sevdiği için oraya gidiyor da işte orada bir kilise oluşturuluyor da üstüne orayı hadi kutsal bir bölge haline getirelimden ziyade işte yavaş yavaş bir kilise var. Onun katakombları yani mezarlıkları yavaş yavaş paladinlerle ve priestlerle doldurulmaya başlanıyor. Ve buradan dolayı ışık orada güçlü oluyor. İşte Icecrown Citadel'da ona benzetiyorum ben. İşte Ner'zhul'un yani Ner'zhul'dan önce orada bir Frozen Throne mu vardı? Hayır. Gibi. Yani ama onlar orada ölüm güçleri evet orada oluşturmaya başlandı. Yani o anladın mı? Ner'zhul'un etrafında biraz oluşuyor onlar. İşte Trisfold'da evet. Tyr'in ışığının ortaya çıkması ya da Tomb of Sargeras neden orada? Hani neden orada Tomb dediğim mezarı demek. Sargeras'ın avatarının mezarı neden orada? Egwene orada dövdüğü için orada. Evet. Yani evet. Anlatabildim mi biraz mantığımı? Bence doğru, orada... Doğru. Işık mesela sen dedin ya işte Icecrown Citadel'da Tyrion'a ışık yardımcı oluyor. Aslında Tyrion güçlü bir ışık yıldırı olduğu için bence onu alıyor. Tomb of Sargeras'ta da yani onun önünde Gul'dan'a karşı yeniliyor olmasının sebebi bence onu kendinden daha güçlü gördüğü için.
hani ne diyeyim, irade olarak yenik düştü zaten beynindeki verdiği savaşta. Aklındaki ama hayır Light beni koruyacak diyor ama son dakikada hala son saniyede Light beni koruyacak. Light beni koruyacak şey diyor yani. Koruyor da zaten. Hani korumuyor, ölüyor. Hayır, atıyorum undead olarak şey, Dead Knight olarak kaldırmaya çalıştığımızda hikayenin devamında hani ben o Whisper'ı ona evet, yoruyordum. Evet. O dönemde mi farklı bir şey diyordu. Bakış açısı var mı? Hani siz gidin Light beni koruyacak diyor mesela, biz onu kurtarmaya kalktığımızda koruyamıyor. İşte dediğim gibi orada bir dövüşü veriyor. İşte atıyorum evet. Önce kendine güveni var. Daha sonra kendine o güveni kaybettikten sonra dövüşü kaybediyor. Ben böyle düşünüyorum daha doğrusu. Sonra hani... Legion'u diriltmeye kalktım bilmiyoruz bu arada biz onu bulduğumuz. Kim? Yok. Legion'u diriltmeye kalktım bilmiyoruz. Legion diriltmeye kalkmadı. Dead Knight'lar diriltmeye kalktı. Yok hayır, onu biliyorum. Hani biz sonra Ashfringer'ı almaya gidiyoruz da cesedi orada ettirin. Hani Legion onu kendi için diriltmeye kalktı mı acaba diye merak ettim. O bilgi bende yok Görkem. Orada yok, orada zaten o öyle bir durum oluşmadan önce biz müdahale ettik. Zaten Ashbringer Quest'i işte tam öldükten evet, sonra ya işte. Yani orada biz müdahale ediyoruz ve zaten öyle bir ihtimal kalmıyor. Bir yorum okuyordum da o yüzden sustum bu ara. Tamam da. Yani senin de Utku'nun dediğine şöyle bir ekleme yapayım. Aslında yarı yarıya öyle dediğin gibi gerçekten orada hem o gücün kullanılmasından ya da o bölgede olan olaylardan dolayı oluyor. Ama Murata'nın dediği de doğru. Orada o gücün kullanılmasının sebebi Azeroth'un üstünde gerçekten böyle fokus noktaları var. Yani işte Ice Crown, gerçekten Ice Crown'un orada olmasının bir sebebi var. Özellikle yani işte Ner'zhul'u oraya hapsediyorlar. Onun orada olmasının bir sebebi var. Yogg-Saron da zaten özellikle orada ve kendine God of Death demesinin Yogg-Saron'un da orada olup bunu yapmasının da bir sebebi var. Çünkü gerçekten orada yoğun bir Death Magic fokusu var. Yani şey de öyle işte, Light Soap Chapel'ın mesela bütün etrafı Plague Lands olmasına rağmen işte Hallowed Ground olarak, yani kutsal yer olarak kalmasının sebebi orada Light'ın fokusunun güçlü olması. Yani o yüzden aslında böyle şey, Arthas da giremiyor oraya. Yani yarı öyle yarı öyle, ikisi de doğru. Değişik. Peki Elun'un burada ne alakası var? Elun diyoruz. Elun da Light değil mi? O da Elun'un Light. Ne olduğunu bilmiyoruz daha. Okay. Ama Elun yani Light, Elun'un takipçileri olduğunu iddia eden işte Night Elf sisterları, hani priestleri, onun işte hani ay ışığıyla alakalı bir kaynak olduğunu düşünüyorlar ama ışığın gücünü kullanıyorlar. Evet. Okay. Bizim Elun'la ilgili teorimiz, biz daha doğrusu Muratan'la o ortak şeyimiz, Muratan ilk ortaya atmıştı. Yani bana da yakın geliyor. Direkt Eruvari, hani tanrısal, evet, her şeyin başında olan bir güç olduğunu düşünüyoruz ama çok, nasıl söyleyeyim, yani çok uzağa sıktığımız bir teori yani bu. Henüz gerçekleşmesi de ya da işte gerçek olmadığını da ortaya çıkaracak şey... olay çok çok sonra yani, çıkacak yani. Benim de teorim yani ben de atayım onu. Sonuçta Shadowlands'te üst varlıklar görüyoruz ya, işte Jailer olur, işte diğer Arbiter falan. Bence onlara denk ve işte yani Shadowlands'taki artık şeyin, nasıl diyeyim, Nature'ın oraya bağlı olan tarafının başındaki varlık olabilir gibi geliyor bana. İşte neydi, unuttum orayı da. Şey Ardenweald mıydı? Dur. Ardenweald evet. Yani o Ardenweald'ın sonuçta oranın da başında bir aynen Jailer gibi bir yönetici üst karakter olması lazım. Bence Elun öyle bir şey. Ve bir şekilde bizim işte Azeroth'a ve Azeroth'ta yaşayan artık ölümlülere bir ilgisi var ve onları koruyup işte artık onlara güç vermek gibi böyle istisnai bir işe kalkışmış. Bence öyle bir yaratık yani.
Peki şeyde açıklanacak bu arada, onu resmi daha olarak söylediler. Evet, Shadowlands'te Elu'nun nasıl bir şey olduğunu öğrendim. Bir şey soracağım. Şöyle sorayım, doğru olacak mı bilmiyorum ama oyunun lore'unda bize bu zamana kadar Light'ın hep iyi olduğunu empoze edilmeye çalışıldı. Evet. Legion'a kadar öyleydi. Evet. Yani biz o zaman hepimiz, yani ben daha öncesinde yoktum. Yani Legion'un önce. Siz hep buna mı inanıyordunuz? Light çok iyi, evet. Ya inanmak değil. Şimdi biz şöyle söyleyeyim. Ben inanmıyordum. Ben Night of the Shadow Priest'e geçtim. Benim onu anlatacağım işte. Sen oyuncu olarak senin iki tane bakış açın var. Bir, oyundaki karakterinin bakış açısı var. Çünkü oyunda işte kitaplar, tekstler, işte title'lar falan hikayeyi senin karakterini anlatıyor. Bir de klavyenin başındaki oyuncu var. Yani dışarıdan bakıyorsun ve yorum yapıyorsun. Biz yorumlayan kişiler olarak zaten ışığın altındaki şey, yani Void'de gördüğümüz için ki Old God'lık yeni bir şey değil, ya da Void Lord'lar yeni bir şey değil. Yeni ortaya çıkmış bir olgu da değil. Biz bunları hani mukayese edip kıyaslayıp bir dakika lan diyebiliyorduk. Ve diyorduk Anladın mı? Evet evet, anladım. Yani ama evet, oyundaki karakterimize ışığın hep iyi olduğu tasviri yapıldı. Ki en büyük itliğini işte Zera'da gördük. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi geriye kalan konu başlıklarından bir tanesi Void ve Light ilişkisi. Onu da Murat'an çok güzel yorumlar diye düşünüyorum. Evet. Yani aslında ondan bahsettim ben. Yani çünkü evet, hani evet, Light mutlaka en sonunda Void'e dönüşecek. Ve hani aslında bunun filmi çok yerden yere vuruyordu. Bok gibi bir filmdi ama hani çok güzel bir şey vurguluyordu film boyunca. Işıktan karanlık, karanlıktan ışık doğar sürekli film boyunca vurguladılar. Hatta belki benim düşüncem tam Chronicles'la aynı anda çıktığı için bilerek o vurguyu sürekli yaptılar. Chronicles Volume 1 çünkü filmle aynıydı, çok yakın çıkmıştı. Güzel. Yani onun için dediğim gibi onlar hani bir bozuk paranın iki tarafı ve hani Zatat diyor bu arada bunu bize, hani şey diyor Nauru'lara çok güvenme tarzı, çünkü Nauru'ların bir noktada mutlaka Void'e döneceğini söylüyor. Çünkü Void'in onları düşman olarak görmediğini ama Light'ın onları düşman olarak gördüğünü söylüyor. Yani diyor ki Void için kayıp kardeşlerimiz diyor. Evet hani biz bunları sallam, biz o kadar şey yapmıyoruz. Bu manyaklar bize kafayı takmış. tarzında konuşuyor. Yani bizim bir derdimiz yok diye yani bunlarla. Bunlar bize kafayı takıyor. Yani Light korkuyor Void'den. Öyle bir detay var. Yani Light'ın derdi Void. Void çok sallamıyor. Evet. Güzel nokta. Evet. Doğru. Ya o filmde bahsettiğin quote'un Dalaran'da geçiyor olması da çok bir şey yani. Hani Dalaran dediğin zaman özellikle hani Arcane başta olmak üzere. Medivh'in kitabında geçiyordu, evet. Nasıl söyleyeyim? Hani büyünün gücünün kaynağı ya da büyünün gücünün yeri olması. Hani bahsettik ya işte Light's Hope Chapel ya da işte Icecrown gibi lokasyonlar. Dalaran biraz daha büyüyle ilintili. Yani celestial büyülerle ilintili diyebileceğimiz bir yerde. Böyle aslında Shadow'la alakalı, Shadow ve Light'la alakalı bir vurgunun yapılıyor olması. Tesadüf mü ya da bilerek mi yaptılar? Yok, bilerek. Yani, bilerek mi yaptılar? O dedim Chronicles'la şey yapmak için. Hani biraz gazını almak için bence Chronicles. Hani bundan bahsediyoruz Chronicles'da, bakın bu. Olabilir. Peki Yin Yang diyebilir miyiz? Ama yani... Bence yani Yin Yang'ın detaylarını çok bilmiyorum ama bence öyle. Kesinlikle. Ya iyiliğin içinde yani. Kötülük, kötünün içinde iyilik işte. Tamam. Basit şey. Evet, evet. Ama Void'de Light çok yok. Light Void'e dönüyor. Değil de birbirine dönme olayı yani. Zıtlıkların... Yani zıtlıkların aslında... Bir olması gibi düşün. İyi kötü değil aslında. Direkt yin ve yan. Aslında işte yin yan direkt demeyelim. Eda'nın dediği o. Yani hangisinin iyi ya da hangisinin kötü olduğunu bilmiyoruz. Ama iç içe geçmişlik anlamında yin yan olarak şey yapabiliriz. Yani benzetmesi yapabiliriz. Benim şimdi bu Görkem'in dedim ya hani bir pattern oluşturuyor ve onun üzerine gidiyoruz, yoğunlaşıyoruz. Ama araya sokuşturacağım bazı şeyler var. Murat'an'la Görkem'e soruyorum. Işık, şimdi mesela birçok yerde bottled olarak ya da nasıl söyleyeyim, tomb
olarak, hani Tom kitap olarak, anladın mı? Tom of Divinity falan filan var. Böyle saklanabilen bir gücü var mı? Yani biz bunları gördük, oyunda var. Ama işte hani var. Depolanabiliyor mu yani? Akülenebiliyor mu ışık? Nasıl yani? Evet, şu merakımdan soruyorum. Aynı olarak yani, evet aslında öyle. Kanalize etmek için ışığı, yani işte aynı elektrik gibi düşün. Sonuçta elektriği de işte depolayabiliyorsun, kullanmak için saklayabiliyorsun, elektrik oluşturacak bir şeyler yapabiliyorsun. Işık da sonuçta bir kaynak ve ışık kaynağı işte önceki, zaten öncelikle kendi kendine güneş var, işte ay var. Buradan zaten yani olan ışık, Warcraft evrenindeki gerçekten aydınlatan ışık, büyü olarak kullanılan ışığa dönüştürülebiliyor. O yüzden bunu yani tutabildiğin yerler, işte Battle'da olarak mesela ışığı hapsettiğin şey zaten işte bir nevi bu işte Lord of the Rings'deki işte o ışığı koyduğu işte Galadriel'in verdiği şişesi gibi, aynen öyle, o şekilde zaten saklıyorlar ki mesela çok karanlık bir yerde işte çıkarayım da orada bile ışığın gücünü kullanabileyim, çünkü aydınlatacak bir kaynak yaratıyor orada. Aynı şekilde işte Sunwell'in mesela işte ve işte Taurenlerin güneş ışığını kullanma mantığı da zaten bir ışığın ana kaynağına nasıl diyeyim, artık büyüsel bir bağlılıkla ve artık Priest'e dua ederek, Paladin'se işte kendini vakfederek falan bunu tutabiliyor ve aktarabiliyor. Nasıl aktardı? O kullanan, büyü kullanan artık kişinin iradesine bağlı. Çok pardon, Samuel dedim de benim aklıma iki şey geldi. Bir tanesi Void Elf Elatriest Quest'inde hani Samuel purify ediliyor ya, The Burning Crusade'de Void'den. Aleri oraya yaklaştığı anda Ethereum'da onu bulup Samuel'i bir geçiş olarak kullanıyorlar mesela. Samuel'i, Void'i, Void, Ethereum'lara. Aklıma da şeyi getirdi bu, Ignot'un Whisper'ını getirdi. Dışarıdan parlak gözüküyor ama arkasındaki gölgeleri gizliyor diye bir whisper'ı var. Yani East Surface, Blazed Bright, Masking Shadows Below. Şimdi Nauru'yu söylüyor olabilir. Bu örnekte Samwell'i söylüyor olabilir. Ama şimdi biraz daha büyütmek istiyorum, Light'ı söylüyor olabilir. Arkasında Shadow'a dönüşecek çünkü. Ben de öyle algıladım tamamen. Yani Shadow'a dönüşecek diyor. Evet, zaten işte yani Void God'ların ve olayı zaten tek başına bir yaratığın işte karanlık tarafa düşmesi ya da işte temizlenip light olması değil. Zaten bu bir güç kaynağının fiziksel form bulmuş hali. O yüzden gerçekten birbirleriyle bağlantıları var ve gerçekten birbirlerini kullanıyorlar. İşte yarı bilinçli, yarı bilinçsiz. Zaten İşte Nauru'ların Void evreninden işte bizim evrenimize, fiziksel evrene geçebilmek için işte Light kabuğuna bürünmüş ve Light güçlerini bir an önce harcamaya çalışan Void God'lar olma ihtimali de buradan geliyor. Yani bu ta işte Burning Crusade'den beri zaten konuşulan bir şey ve birkaç kere de ima edildi işte oyun içinde de. Aynen bu dediğin gibi işte Ilginot'un Whisper'ı gibi böyle kırıntılar var önümüze konulan. Yani bunları zaten takip ettiğin zaman işte Zalatat'ın da söylediği, işte bu Ilginot'un söylediği, gerçekten bu ikisi aslında aynı varlık, aynı güç ama şekil değiştiriyorlar durumlarına göre ve işte hangisi gerçek, hangisi aslında şey de olabilir mesela. Bizden önceki evren işte tamamen light ama bu tamamen light olan evren işte aslında içinde bir void saklı mı? Ya da işte o yüzden mi kendi içinde bir çatışmaya girdi? Geride void susmuş olmak böyle gizli gizli planlarını yapıyor muydu void o sırada? Geride susmuş gizli gizli planlarını yapıyor muydu void o sırada? Yani işte olabilir yani, light gibi görünüp aslında işte böyle bütün evreni ele geçirmek için bir büyük bir komplo mu oluşturdular? Onun etkisiyle mi fiziksel evren oluştu? Ya da aslında fiziksel bir evren oluşturmak isteyen işte
Narular mı vardı? İşte diğer light olanlar yok, light kalsın ellemeyin dedi de onlar böyle bir düzen oluşturmak için bir komplo mu kurdu falan gibi bir kendi işlerinde belki bir çatışma vardı. O çatışma hani gerçek bir çatışma oldu ve işte bizim Warcraft evreninin Big Bang'ine dönüştü. Öyle bir şey olabilir. Yani eş kavgasıdır diyor Max. Ya olabilir gayet yani. İşte sonuçta iki güç kaynağı aslında birbiriyle çok aşırı bağlantılı ve hepsi birbirine gerçekten girift halde. Hem Void hem Light. İşte biri iyi kötü iyi gözükürken kötü şeyler yapabiliyor. Kötü gözüken iyi şeyler yapabiliyor. O yüzden hakikaten de bağlantılı yani. O zaman bir daha bir soru soruyorum araya. Serpiştireceklerim de böyle aklıma geldikçe tuttum ben aklımda. Daha sonra diğer arkadaşların sorduğu sorulara da geçeceğiz tabii ki. Light spawn'lar abi. Nasıl yani? Light spawn. Light spawn diye bir şey var. Mesela işte frost büyücüler nasıl elemental frost bir elemental oluşturuyor işte frost bolt atıyor. Light spawn diye bir şey var. Yani light spawn'lar şöyle yani şey aynı elemental mantığında elementaller sonuçta o enerjinin işte mesela ateşse işte fire elemental vücuda gelmiş hali ama mesela Nauru gibi vücuda gelmiyor. O sonuçta bir gücün odaklanıp çok fazla da işte büyük bir irade ve kişilik kazanmamış hali. Sadece vücuda gelmiş bir işte light parçası gibi düşünmek. Yani bu arada şeyi de söyleyeyim çok pardon elementlerin de temeli light'miş. Öyle yazıyordu Wallpaper. Evet doğru. Peki o light spawn'ı yani bir light kullanıcısı mı yapmak durumunda? Yoksa hani bunlar yok. Kendiliğinden de mi? Aynı elementaller gibi kendiliğinden oluşuyor. O bölgede mesela çok fazla light yok varsa bunlar işte birleşip light elemental gibi bir işte yaratık oluşturuyor ve o da light spawn olarak geçiyor. Güzel. Yani bunlar aklıma takılan şeylerdi. Şimdi ufak ufak izleyicilerimizin sorularına gelelim. Bu ara bazılarını cevaplandırmış olabiliriz ya da çok hatırlamıyorum öyle var mıydı ama varsa demiştik deriz ve geçeriz diye düşünüyorum. Bir DK alternatif evrende Nauru'ların kopyası var mı? Bir dakika alternatif evrende Nauru'ların kopyası var mı yoksa tümden tekil mi? Var. Alternatif Nauru'da Nauru'lar var. Ama var. Alternatif Nauru mu onlar? Değil. Yok. Onlar da aynı. Nauru tek zaten. Tek bir şey olarak düşün işte. Nasıl orada Draenei var, Eredar var, Ork var. Orada da Nauru var. Alternatif ama olmuyor bunlar zaten. Hayır mesela şöyle alternatif Gul'dan diyoruz ya. Aha. Hani onu kastediyor. Onu kastediyorum. Yani orada gördüğümüz Nauru'da alternatif bir Nauru mu? Yani o evrenin Nauru'su mu? Abi o evrenin Nauru'su. O zaman alternatif olur. Oluyor. Alternatiften kastı oydu zaten aslında. Tamam o zaman doğru. Orada da bir adal var yani aynen. O doğru. Peki şeyi de söyleyelim. Bellorum videosundan aklıma geldi. Ne abi? Bellorum videosundan aklıma geldi. Yok ben kestim. Ben Bellorum videosundan aklıma geldi. Yani Light life gücünü kendisi için, yenilenmek için kullanıyor. Çünkü Baron'ın alternatif Dreno'daki fedakarlığıyla mesela o Nauru Void'den Light'a dönüyor. Tabii evet. Ve aslında Light immortality kendi yani evet. Light soul'lardan besleniyor benim. Life üzerinden yani. Güzel. Void'da bence pek farkı yok. Tabii zaten işte o soul magic olayının da temelinde o var ve şey Velen'in de bu kadar işte light fanatiği olmasının temelinde de o. Çünkü bunu iyi bir şey için yaptıklarını ya da yaptırdıklarını düşünüyor Velen ve o yüzden Nauru'lar ne derse aynen yapıyor. Ama işte şeyde Legion'daki o alt metin çok güzeldi. Mesela Illidan devamlı Velen'i bunu soruyor. Yani bak işte bunu yaparsan savaşı kazanamazsın. Seni devamlı işte çatışma içinde tutmaya çalışıyorlar diyor Illidan. İşte evet. Eğer Legion'ı yenmek istiyorsan Nauru'ların dediğini yapmaman lazım diyor. Ancak o zaman gerçekten Legion'ı yenebilirsin diyor ve gerçekten de bu oluyor. Nauru'ların dediğini yapmıyor ve Velen yoldan çıkıyor bir nevi. Ondan sonra ancak işte Legion'ı yıkabilecek hamleleri yapmaya başlıyor.
Orası çok ince bir alt metin yani. Yani şeyi de söyleyelim. Hı-hı. Bunu çok konuştuk aslında hani Region'de söylerken, Void'den de konuşurken. Light'ın derdi Void değil. Army of the Light'ın derdi şey. Legion. Legion evet. Ve hani Legion kimse aslında... bunu sormuyor niye böyle diyor. Yani. Evet. Evet. Legion aslında Light'ın istediği şeyi yapıyor normalde. Ama o zaman neden ona karşı savaşıyorlar evet. Değil mi? Hani belki de değil mi? Ona dönüş... Amacı ona dönmek yani. Light hani... Belki Light hani şey diyordur. Ben kazanırsam da ben var olacağım. Void kazanırsa da Void hani ben var olacağım. Anlatabildim mi? Her türlü ben kazanıyorum. Onun için hani... Ooo. O zaman olaylar karışıyor gitgide yani. Hani şey orada diyor hani... Orada bir mantık var. Yani bence yani bu şeyde tabii Burning Crusade'de çıkan teori gerçekten çok akla yatkın. Yani Nauru'lar sonuçta kendi gerçek formuna dönmek için, Void God formuna dönmek için üzerindeki light gücünü harcayıp bitirmeye çalışan yaratıklar. Ve bunun için çok böyle sabırsız ve böyle şey katı davranıyorlar. Evet. Bulduğu her fırsatı işte ve her artık ihtimali bu yolda böyle değerlendiriyor. İşte light'ımı bir an önce harcayıp bitirip Void'e dönüşeyim. Dönüşmeliyim güdüsüyle çoğu şeyi yapıyor. Bence o yüzden Nauru'lar bu kadar böyle light konusunda katı ve işte şey yerine göre artık şey kötü olabiliyorlar. Yani mesela Belmer'ın da burada söylediği şey çok mantıklıydı. Hani Light'ın da yapmak istediği bir dominant tyrant bir evet, evet. Yapı. Legion bunların aslında check eden bir durun durduğunuz yerde diyen şey güç yani hani bütün güçleri evet. Bir dengede tutan bizim ordu. Light'ın işte gelmiyor bu. Evet. Yani tamam bir şey. Bir sonraki soruya geçiyorum o zaman hızlı bir şekilde. Shattrath'ta ortada duran Prime Nauru muydu? Değil, Adal normal bir Nauru. Tamam. Kısa ve öz değil. Peki. Değil. Yirel'in bu kadar hırçınlaşıp orklara saldırması olayı nasıl oldu? Magar Questline'da direkt savaş kısmını görüyoruz ama olaylar nasıl başladı? Herhangi bir bilgi yok diye yazılmış. Aslında bunu yani şeyde veriyorlar aslında. Yani... Magar Questline'ında vermiyorlar doğru ama Draenor'daki orada... Questline'da yani Yirel'in nasıl yavaş yavaş işlendiğini yobazlığa gittiğini görüyoruz. Yani yobazlığa gitmek değil de nasıl söyleyeyim hani orklara kızgınlığının artışını görüyoruz diyelim. Evet. Yani burada aslında Light onu hırçınlaştırmıyor. Yani o alternatif Draenor'da yaşanan olaylar onu hırçınlaştırıyor. Hırçınlığını kullanıyor ama. Evet ama hani Light işte gelip de işte Nauru kulağına fısıldamıyor işte orkları yok et kılıcı yerine koy falan. Yani öyle bir şey yok. Ondan bahsediyorum. Evet. Ama Belur mesela şey de diyordu hani belki alternatif Draenor'da Light kendi iradını buldu. Yirel. Bir nevi. Onun için Light onu kullanıyor olabilir gayet. Ya olabilir olmaz demiyorum ama yani bize questline'larda ya da işte Draenor görev zincirlerinde verilen oydu. Yani işte orkların evet. Draenor'da aşırı hırçınlaşıp savaş çıkarması, özellikle Draenei'ların üstüne saldırması, Yirel'in kızgınlığının ana sebebi Light değil yani bu anlamda bence. Ama hayır. Magar questline'da şunu biliyoruz ama Draenei'ler saldırmış. Tamam ben onu demiyorum ama Draenei'ler saldırıyor bak onu kabul ediyorum zaten. Diyorum ki onun öncesinde orkların yaptığının ya üzerine evet. Yirel bu saldırıyı gerçekleştiriyor. Yani işte tamam işte bir barış oldu hadi ateşkes imzaladık mutlu mesut yaşayalım kısmını kabul etmiyor Yirel. Önceki yapılanları evet. Unutamıyor ve dalıyor orkların üstüne. Orada bir detay var bu arada. Yirel'in dönüşmesiyle ilgili Draenor'a sonradan başka Nauru'lar da geliyor şeyden sonra. Evet. Yani orada öyle bir detay var. O gelen diğer Nauru'lar da böyle iyice nasıl diyeyim artık böyle baskı altına alıyorlar şeyi. Sadece Yireli değil de bütün oradaki işte Draenei'leri artık böyle bir nevi kontrol altına alıyorlar ve böyle
fanatikleşme potansiyellerini arttırıyor bu da. Ya, çünkü evet, çok tabii. Yüzden güçleniyorlar ve ya, işte şey görüyorlar. Şimdi orkları da Kamer de söylemiş de bir dakika Yirel Grom'a teklif sunuyor Light'a dön falan diye de demek istediğim abiler Light'a dön mutlu olalım demiyor, zorluyor ama. İşte kaçırdı, evet. Kaçırılan nokta şu ama. Demek istediğim şu, ısrarla ben bu teoriye hani teori demeyeyim de düşündüğümü söyleyeyim. Yani orklar Draenor'da rahat dursalardı hiçbir Light'ın işte kışkırtıcılığı ya da işte o yobazlığıyla Draenei'yi tutup da kimseyi zorlamayacaktı. Hani bundan... Ama o zaman olmuyor evet. İşte. Orada çok anahtar bir nokta var. Yani bütün bu olay bitiyor. Draenor'u kurtarıyoruz. Evet. Bundan onlarca yıl sonra yavaş yavaş işte daha çok Nauru gelmeye başladıktan sonra Draenei'ler fanatikleşiyor. Ondan sonra çünkü güçleniyorlar. Hayır zaten şey demiyorum. Hani Light'ın etkisi yok demiyorum. Light'ın etkisi evet var. Kesinlikle var. Yani çok büyük bir etkisi var. Hayır şey demek istiyor yani. Orklar temeli attı. Draenor'lar da gazladı. Yani. Şey Light Nauru'lar da gazladı. Aynen. Nauru'lar evet. Hani yap çocuğum hani saldır bak intikam al. Aynen. Ne duruyorsun oğlum bak güç de benden. Açtım musluğu ver ağzına diyor. İşte yürüyor. Yok gel. Mesela diyalogları da şeymiş hani. In the light we are one. Evet. Zera'nın söylediklerini söylüyorlar. Aynı şeyleri diyorlar evet. Şimdi o zaman bir sonraki soruya geçiyorum. Ufak ufak DK'lar az önceki bir dakikayı Death Knight diye okudum. O da çok enteresandı. Neyse. Death Knight'lar, Fallen Paladin ve Warrior'lar. Undead diyemiyoruz. Evet diyemiyoruz. Çünkü Death Knight'lar Undead değil. Death. Yani nasıl söyleyeyim? Orada şunun vurgusunu yapmak istiyorum. Death Knight'lar Dead değil. Yani şöyle yazayım chat'e. Dead değil. Dead. Yani ölümün şövalyesi olarak düşünün. Hani ölü şövalye gibi değil. Ya oğlum o... bayağı ölüler la. Ya ölüler niye Arthas ölmeden Death Knight oldu abi? Yok ölmüş olması lazım o anda. Hayır. Doğru söylüyorsun. Arthas risen olmadı. Evet doğru söylüyorsun. Velhasıl devam edeyim. Çünkü bir öyle, şekilde... Her Death Knight undead değil. O doğru. Evet. Koraplanıyor. Ya koraplanıyor beyinleri ya da bedene başka bir ruh yerleştiriliyor. Peki Light bunu yani, geri döndüremez. O Gul'dan'ın Teron Gorfiant örneğiydi. Bu zaten ilk Dead Knight'tı o da. Light bunu geri döndüremez mi? Yani bir reverse mekanizması var mı Light'ın bunun için? Soru bu. Ya, yani denedim. Teoride var ama hiç uygulanmışını görmedik. Sonuçta herkes kurtarılabilir. Ama çoğu şey teoride var ama uygulanışı için gerekli ortam artık oluşmadı demek ki hikayede öyle bir şey yapmadılar. Evet. Vulpera ya şeyi yazmak istedim de birinci dönem, ikinci dönem, üçüncü dönem Death Knight'ları var. Onlar şey işte yani Gul'dan'ın Teron Gorfiant vari Death Knight'ları. İkinci dönemler işte Ner'zhul'un ve daha doğrusu işte hani Arthas'la Lich King'in diyelim Death Knight'ları. Şimdi şey var. Adını sen söyle. Üçüncü dönem Bolvar'ın kaldırdıkları var ya. Evet. Vulpera Death Knight'lar. Efsane komik olacaklar diye düşünüyorum bakalım. Samwell'deki Nauru ve oradaki kız çocuğunu sormak istiyorum da bunun cevabını verdik aslında. Hayır çünkü şeyi Anvena'dan bahsetmedik galiba. Anvena ha. Ha şu şey Kalagos'un aşkı olan mıydı o? Evet işte onu ben hani hem onun çizgi romanı var hem de Chronicles'da o kısaca geçilmiş. Kim ben şey bilmiyorum. İşte Kalagos bu yok. Coriastras. Alexstrasza'nın neşe hani bu Samwell'in çevresinde kalan eşi güç şartları. Demeyelim. Evet. O ilişkiyi çok iyi bilmiyorum. Consort diyeyim o zaman. Consort evet. Daha doğru. Evet Consort. Hani o güç kalıntılarını toplayıp hepsini bir araya getirip beden oluşturuyor ve o kıza sahip olmadığı alanları yaratıp gizliyor. Çünkü Lich King dahil herkesin o gücün peşinden geleceğini bildiği için bütün o parçaları tek bir bedene toplayıp gizliyor ve Kalagos'u veriyor başına. Ama çizgi romanda da yazdığı üzere bir noktada aşık oluyorlar ve işte böyle Kırset'te de Anvina kendini feda ediyor ama Samwell'in şey kapatılması. Kılıcı elini mağlup etmek için sanırım. Çok o mühürlenmesi evet. için diyelim Samwell'in. Evet, mühürlenmesi için ardından da Muru'yu kullanarak Samwell'i Void'den kurtarıyorlar.
Böyle aşk özetle. Aşk hikayesi. Aşk hikayesi de yani ona gelene kadar çok aşk hikayesi var diye benim videomda almadı. Eda şimdi büyük ihtimal o yüzden sordu da. Ben onu sıkıştırdım. Etriyıllar ne ayak soru. İşte 42 Etriyal, numara. Oğlum Void'de daha detaylı konuştuk ama. Çok kısaca. İşte Void, bir tane Void Lord bunların gezegenine gelip Void dışında bulunamadığı için oradaki arkane güçleri çekmeye başlıyor ve çeke çeke Etheryalları böyle saf enerjiye çeviriyor. Onlar da aslında fiziksel vücudu olan normal canlılar. Evet. Onları saf enerjiye çeviriyor. Onlar da tek bir bütün olarak durabilmek için o mumya saygılarını yapıyorlar çevrelerine. Ama bak burada şu detayı vereyim. Void Lord'lar o kadar güçlüler, aşırı şeyler falan. Ama hep söylüyorum bunu. Void'den çıktıkları anda bir güç de emmeleri lazım, yoksa kalamıyorlar orada. Karaş'a onu yapmışlar. Arkane gücü emmişler. Void olarak bir de. Arkane gücü emmişler. Bu bir detay. Etheryal'larda sonra tamamen Void'e hizmet eden ya da intikam almak isteyenler diye ayrılıyorlar. Peki o zaman Hearthstone'da olduğu gibi, Hearthstone'da bu ara Priest olarak oynadığımız sınıfı Anduin temsil ediyor. Anduin'in Shadow tarafını görecek miyiz? Görür müyüz ya da ileride? Aslında direkt Görkem'e de sorulmuş bu soru. Chat'ten de cevap vermiştim. Anduin'in zaten bir genel olarak dengeyi kurma eğilimi her zaman var. Bir de üstüne Void Elf'leri de Alliance'a kabul ettiği için gayet olası bence. Yani Shadow tamamen Shadow'a dönmez ama mesela disiplin tarzı böyle ikisini de beraber iyi amaçla kullanmaya çalışabilir. Bence görürüz. Ya bakalım, sen de o zaman yani şey diyorsun. Sen de bizim kafadasın. Anduin he's gonna be a great leader. Yani liderlik değil de Lord'a Beacon of Light şeklinde dolaşacağını düşünüyorum ben. Anduin zaten yaşlı halinin yani şey işte Son of Wolf çizgi romanı vardı işte bir zamanı. Orada yaşlı haliyle hiking olarak bütün işte light güçlerinin başında olduğunu gösterdiler işte Velen yanında. Wow. Zaten öyle olacağını biliyoruz şu anda Lord'da, o geçen bir gerçek. Ama Anduin yaşlanmış, Velen'de hiçbir değişiklik yok. Ha, evet. Peki, şimdi söyleyeceğim Unholy'yi Dead Knight'daki spec olarak Unholy ile karıştırmadan soralım. Holy güç varsa, kutsal bir güç varsa Unholy, yani kutsal olmayan bir güç var mı tam tersi olarak? Shadow işte. Shadow. Evet, aslında çok da buradaki şey gibi düşünmeyin. Hani işte Holy kutsal, Unholy Allahsız gibi düşünmeyin. Yani onun karşılığı zaten yaşam ölüm gibi. Ha, kozmik chart'ta da var işte, hani ışık, karanlık gibi. Hayır diyor. Geliyor şu an, kamerdan geliyor da. Bekliyoruz. Yayın gecikmesi. Sor baba. Icecrown'da Undead Paladin'ler vardı. Ha, ya o tarz. Onlar evet. eski Forsaken işte ya, zaten şey. Eski Argent alıyor derim diyor, değil mi? Argent'tan pardon. Hı-hı. Paladinleri eskiden human olduklarından, zaten bu gücü kullanmaya alışık olduklarından işte iradeleriyle buna yapabiliyorlar. Yani Avenger Shield atıp Unholy Light atıyor demiş. İşte evet yani. İsmini direkt al. Ha şey. Onlar ama şey Dark Paladin gibi bir şey onun. Ha, ama yani direkt olarak ışığın tam tersi bir şey ya da kutsalın an kutsal tarzı bir şey değil. Zaten Unholy Light demiş, hani o da Light'ın bir versiyonu ama işte ne diyelim, Dead tarafındaki uyarlanması gibi düşünebiliriz. Ha, yani çok ben, da derin, hani nasıl söyleyeyim, tekstlerde de buna dair de çok da bir şey yok ya da işte yazılmış bir şey de yok. Burada yapabileceğimiz en fazla yorum olur. Bence bu şekilde yani. Yani evet. Bir sonraki soruya geçiyorum o zaman. Legion paketinde Gul'dan Fordring'i kolaylıkla öldürmüştü. Light hiçbir şekilde cevap vermedi. Bunun sebebi Legion'ın yaptıklarının... Konuştuk aslında. Kendi avantajına bir şey olduğunu düşündü. Çünkü birinci Void düşmanı Sargeras'tı. Aslında bunu cevapladık. Hani hem lokasyonel olarak hem iradesel olarak yani
Ben iradesi olarak olduğunu söyledim. İşte Görkem de şey Murat Han'dan işte lokasyon birikmelerinden demiştik. Ortaya şeyde karar kılmıştık işte. Her ikisinin de payı var anlamında evet, hani, karar kılmıştık. O kadar fel ve o kadar hani anholi bir yere yardım edemedi. İşte aynen edemedi. Zaten cevapladım. Edemedi. Western, Batı vebalı topraklar. Western Plague Lands'de. Öncesinde Scarlet, sonrasında. Argent, Crusade, Tirisand bölgesini üs olarak kullanıyor. Light Hope varken. Ha, neden Tirisand'ı üs olarak kullanıyor? Aslında Light Hope böyle nasıl söyleyeyim? Daha çok 3. savaştan sonra asıl olayını göstermiş bir lokasyon. Hani bunun sebebi bu olabilir. Tears Hands'in üs olarak kullanılması da tamamen coğrafi. İşte hani nasıl söyleyeyim? İşte tahıl yollarının işte güzel kontrol edebileceği. Ha? Gerçekten öyle. Çünkü Tyr'in işte Raikul'ların reddettiği insanları getirdiği yer. Yani özel bir yer değil. Yani işte. İlk oraya getiriyor. Orada işte yerleşim kuruyorlar ve o yüzden orada işte bu şeyleri öğrenmeye başlıyorlar. Zaten ama patates oluyor sonra. Evet, evet. Sonradan ama Light Soap Chapel'da öyle bir şey yok. Orası yani bütün bölge ele geçirilmesine rağmen izole kalabiliyor. Çünkü orada işte Light'ın bir yoğunluğu var orada. Ya mesela ona güzel örneklerden bir tanesi de Stratholme'un içindeki kilise. Ha mesela evet. Yani orası tam, da etkili. Evet, bütün Stratholme hala yanıyorken şeyin oradaki yani, kilisenin yara almaması yani. Tabii canım. O aynı tarz bir örnek olabilir ama Tirzenz'in şey herhangi bir şeyi yok. Frostfire evet. Arkentrow mu? Ne? 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 Herkes ne? Ne? Frostfire. Ha ha şey için, Unholy Light için. Evet. Diyoruz. Ve ufak ufak sizlere veda edelim diyoruz. Çünkü biz evde kal diyemiyoruz arkadaşlar. Yarın işe gideceğiz. Ama sorularınızı cevapladık. Light'ı güzelce konuştuk. Önümüzdeki hafta aksi bir plan değişikliği olmazsa Naruların temeline ve derinlerine ineceğiz. Evet, tekrar sanki tekrar olmuş gibi olacak ama biraz daha Narulardan konuşacağız. Belki isim isim bence bu konuşabiliriz ya. Yok ama ikişer hafta diye planladık ve hani bu alttaki hani bu kozmik chart'ta Light'ın altındaki ana etmenden de bahsetmeden olmak. Şimdi biz evet Narulara değindik ama Naruların detayına ve derinliğine girmedik. Ona gireceğiz diyelim arkadaşlar. Ekleyecekleriniz yoksa sizlerin Murat Han ve Görkem. Yoktur. Eda'cığım, yok. Light'a güvenmeyin anam. Light'a güvenmeyin diyoruz. Hayır canım, her zaman kendinize güvenin. Kendi iradenize, kendi düşüncenize güvenin diyelim. Ve sizlere veda edelim arkadaşlar. Lore Konseyi'nde önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Bir sonraki yayında görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Çok iyi bakın. Çok iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz. Evet, dikkatli olun lütfen. Korona günlerinde özellikle dikkatli olun arkadaşlar. Light.